Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu akşam Kırmızı Masa'da farklı bir misafirim var sevgili izleyenler. Aslında sosyal medyadaki tartışmalardan ismini sıkça duyduğunuz bir isim. Kendileri aynı zamanda yazar, dergi yönetiyor. Furkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Saadettin Usta Osmanoğlu. Ve 2 yıl önce ahirete irtihal eden merhum Mahmut Usta Osmanoğlu'nun da yeğeni oluyor kendileri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eksik olmayın. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Saadettin Usta Osmanoğlu dediğim gibi İsmaila cemaatiyle alakası olmakla birlikte Mahmut Usta Osmanoğlu'nun hoca efendinin yeğeni olmakla birlikte İbdace hareketiyle de ilişkisi var. Örneğin kendi eseri yine kumandan dediği Salih Mirza Beyoğlu'yla Cezaevi Hatıraları kitap olarak neşretmişler. Yine İbda diyalektiğinde terkibi hükümlere bakış Saadettin Usta Osmanoğlu imzası taşıyor. Yine Salih Mirza Beyoğlu'nun babası, kumandan baba diye tarif etmiş kendisi, hayat hikayesini yazmış. Neden kumandan diyorlar, vaktimiz kalırsa soracağım. Tasavvufla alakalı da ben hep sormuşumdur, İbdace hareketi nasıl tasavvufla müspet ilişki içerisinde, anlamak biraz güç aslında. Onu da biraz belki konuşmaya çalışacağız. Yine Saadettin Usta Osmanoğlu'nun Sanat diye bir çalışması masamızda. Mavi Defter nokta 1. cilt ve yine Mavi Nokta Mavi Defter nokta 2. cilt olarak yine masamızda. Ve yine çocukların bazı Susun Çocuklar Konuşuyor veya Ufka Bakmak diye fotoğrafları konuşturduğu benim anladığım bir çalışma. Yine Salih Mirza Beyoğlu'nun, merhum Salih Mirza Beyoğlu'nun sadeleştirmesiyle İmam-ı Azam hakkında yazılmış bir kaside tarzı şiir var bu eserde de. Bunlar masamızda tabii ki. Kendisi Furkan Dergisi yayın yönetmeni. Furkan Dergisi'nin de yine Salih Mirza Beyoğlu'nu irdeleyen bir sayısı da masamızda. Şimdi bu akşam çok şey konuşacağız. İnşallah konuşabiliriz kendileriyle. Tabii öncelikle Kırmızı Masa izleyicileri şuna aşinadır. Önceki misafirimizi tanımaya çalışıyoruz. Benim kayıtlarımda Saadettin Usta Osmanoğlu 1959 Trabzonlu doğumlu. Oflu musunuz siz de? Yani merhum Mahmut Efendi gibi. Tabii. Oralısınız. Tabii yani aynı ev, hemen hemen yani onun doğduğu evle yan yana bizim evimiz. Dedemle bu Efendi Hazretleri'nin babası kardeş olduğu için eskiden de evler geniş zaten. Eski evi ben hatırlarım. Aynı evde aşağı yukarı. Evet. Oftaydınız. İlkokul, ortaokul, çocukluk orada mı geçti? Yok. Ben 3 aylıkken babam İstanbul'a gelmiş imam olarak. Birkaç yere gittikten sonra 3 aylıkken biz de gelmişiz. Yani 3 aylıktan beri ben İstanbul'dayım. Balat'ta. Aile olarak geliyorsunuz yani. Aile olarak. Gelip Balat'a mı yerleşiyorlar? Balat'ta babam imamlık yaptı 40 sene kadar neredeyse. Sonra oradan emekli oldu. Efendi Hazretleri ile amcaoğludur. Orada bir şeyi düzelteyim. Ben direkt Efendi Hazretleri'nin yeğeni değilim. Hı-hı. Babamla amcaoğulları. Yani benim dedemle Efendi Hazretleri'nin babası kardeş. Anlaşıldı. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor yani. Tamam. Özleyen zannediyorlar değil yani. Anladım. O anda tabii ki siz İstanbul'a geldiğinizde Mahmut Usta Osmanoğlu zaten buradaydı galiba. Tabii burada tabii. Babamla hafızlıklarını beraber yapmışlar çocukluklarında. Benim dedeme de Efendi Hazretleri'nin şeyi çoktu. Amcasıydı benim dedem. Dolayısıyla o ilişkiler, aile ilişkileri şeklinde devam etti yani. Geldiniz o zaman ilkokul, ortaokul Fatih'te mi okuyorsunuz? Tabii şeyde Fener'de Tarıkus İlkokulu vardı. 4 sene orada okudum. 1 sene de Muallim Naci diye bir okul var. Eski dönem yani 5 seneydi. İlkokulu orada okudum. Sonra ortaokulu Zeytinburnu'nda abim, büyük abim müdür yardımcısıydı. Ben dışarıdan ortaokulu bitirdim. Sonra abim bana dedi ki işte seneye de liseye gel ver diye. Ben sevemedim doğrusu. Yani okulları sevemedim. Yok dedim, bana göre değil ama hala okuyorum, yazıyorum yani. Bitmiş değil. Kaç kardeşiz o zaman? Biz 4 kardeşiz. 4'ümüz de erkek. Ben 3.'üm. Yani benden
küçük bir kardeşim var. İki de büyük abim var. Sonra ortaokulu bitirdikten sonra medrese ilgini, medreseyle gidiyorsunuz. Yok, ortaokulu dışarıdan vermiştim. Medrese hadisesi şöyle oldu. Babam beni ilkokula 6 yaşında, yani normalde 7 yaşında başlanıyordu. 6 yaşında verdi. İlkokulun işte yarı dönemi bitmişti. İkinci dönem başladığında bizi imtihanla ikinci sınıfa geçirdiler. Bunu yapmalarındaki sebebi şimdi tabii daha iyi anlıyorum. Hani hafızlık dönemine çabuk başlayalım diye ilkokulu bitirdi. İlkokul bittikten sonra işte 10-11 yaşlarındayken hafızlığımı yaptım. Hafızlık bittikten sonra şeyde Yeşil Cami Kur'an kursu da, bunlar da bizim akrabamız, babamın amcaoğulları. Aynı zamanda kayınpederim oradaydı. Orada Arapça işte sarf naif okuduk. Tefsir dersine gelmiştik. Yani tefsir okurken bir şey yaptık. Nasıl diyeyim? Bir arkadaşım daha vardı. Çocukluk tabii, yani o zaman 14-15 yaşlarındayız. Türkiye'yi kurtarmak için hesapta kurstan ayrıldık. Yani bir şeyler yapalım diye. Kendimize göre idealist bir şeyimiz var. Çocukluk hevesleri tabii falan. Ondan sonra işte bu mücadelelerin içinde yıllardır çalışıyoruz, çabalıyoruz yani. Bu medrese Mahmut Usta Osmanoğlu'nun, o zaman var mı medresesi, öyle bir çalışması? Tabii kurslar çok. O başladığı günden beri zaten bu işi sürekli teşvik etmişti. Nerede? Her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi diye. Bu da başarıldı yani. Sizin gittiğiniz medrese Fatih'te miydi? Benim gittiğim, hafızlığımı yaptığım kurs Balat'ta Hacı İsa Kur'an kursu. Hafızlığı bitirdikten sonra Yeşil Cami Kur'an kursuna Arapça okumaya gittim. Orada da sarf naif okudum. Şimdi dediğim gibi Arapça okumaya başladığımda, yani tefsir okumaya başladığımda bir arkadaşla beraber işte bir şeyler yapalım diye kendimizi dışarı attık yani. Peki şöyle, dışarı attık derken? Yani kurstan ayrıldık, büyük hizmetler yapalım diye. Yani orası sanki bize yetmedi gibi yani. Yani çocukluk hevesleriyle bu arada işte Mahmut Usta Osmanoğlu'nun şeyine bir gidip gelme var mı? Onlar... Tabii sürekli işte sohbetlere gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Hatta daha öncesi var. O zaman resmi imam ama, değil mi? Tabii tabii. Resmi imam. Yani Efendi Hazretleri'nden öncesi de var. O da nedir mesela? Ali Haydar-ül Ehıskavi Hazretleri. Efendi Hazretleri'nin şeyhi. Evet. O mesela annem rahmetli anlatırdı. Ondan önce bir şey söyleyeyim. Ben doğduğumda dedem gelmiş buraya. Dedem de Ali Haydar Efendi'ye bağlı yani. İlk önce ondan ders almışlar. Annem de babam da. Sonra Efendi Hazretleri'ne hilafet geçince ondan devam ettiler. Dedem İstanbul'a gelmiş. Ali Haydar Efendi Kutüs-i Süroy'a gitmiş. Demiş ki bizim Ahmet'in, babamı kastederek, bizim Ahmet'in bir erkek oğlu oldu. Adını Ali koyduk. Ali de Efendi Hazretleri'nin babasının ismi. He. Yani dedemin abisi. O da. Onun ismini koymuşlar. Ali Haydar-ül Ehıskavi Hazretleri demiş ki yok demiş, değiştireceksiniz bunu. Ali değil, Saadettin olacak. İsmimi değiştirmiş. Sonra bir hadise de olmuştu. İşte daha öncesini anlatayım diye söylüyorum bunları. Bir gün annem anlatıyor bunu bana. Ben bebeğim daha. İşte yeni yürümeye başladığım dönemlerde annem şeye giderdi, Hacı Anne'yi ziyaret etmeye. Yani Ali Haydar-ül Ehıskavi Hazretleri'nin tekkesinde oturuyor tabii. Onu ziyaret etmeye giderdi. Bir gün diyor girdik içeri diyor. Kucağından bırakmış beni. Böyle bir salon var. Sen diyor direkt diyor gittin Ali Haydar-ül Ehıskavi Hazretleri'nin yanına. O namaz kılıyormuş. Ben de namaza durmuşum. Şimdi evde görüyorum ya annemi namaz kılarken. Evet. Demek ki böyle oluyor diye. Daha yeni yürümeye başladığım dönemler böyle durmuşum. Diyor ki efendi baba diyor, döndü başını namaz kılarken. Döndü, vücut dönmeyince tabii namaz bozulmaz. Epey bir müddet sana baktı diyor. Sonra diyor namazı bitirdi. Bitirdikten sonra dedi ki diyor, bu çocuk yarın ahirette annesinin babasının cennetlik olduğuna şahitlik edecek diye böyle bir söz söyledi. Sonra diyor bir şeker aldı ağzına, akide şekeri. Bir müddet yaladı onu diyor. Sonra onu çıkardı senin ağzına koydu diyor. Sonra tekrar senin ağzından aldı diyor. Kendi ağzına tekrar sana verdi diyor. Fakat annem tabii sonucu söylememişti bana. Ben de kendim bir yorum yapıyorum. Diyorum ki bebek olduğum için benim boğulma ihtimalime karşı
bana bırakmamıştır herhalde. Evet. Böyle de bir şey olmuştu. O dönemlerde biz hadiselerin içindeyiz. Sonra tabii işte biz... Yani ismi Ali Haydar Hoca, Ali Haydar Efendi koyuyor. Koyuyor, değiştiriyor. Değiştiriyor. Dedem koyuyor ismimi, abisinin ismini koyuyor. Ali Haydar Efendi de ismimi değiştiriyor. Ondan sonra Efendi Hazretleri ile işte sürekli sohbetlere gidiyoruz. Babam mesela şey yapardı. Haftada bir gün mektubat dersi. Hocalar sırayla okurdu. Evde ben görürdüm babam işte harıları çalışıyor ertesi gün onun şeyi ders zamanı. Kürsüye çıkarlar. Efendi Hazretleri'nin riyasetinde mektubat okurlardı. Hatta mektubatla alakalı da böyle babamla nizah şeklinde çekişmemiz olmuştur. Sonunda benim doğruluğuma da kanaat getirdi yani. Onlar belki mevzunun içinde söz konusu olursa anlatırız yani. Nerede oluyor bu mektubat okumaları? İsmail Ağa Camisi'nde. Sabah namazını kılardık. Evet. Babam namazı kıldırırdı. Bu yıllar kaçlı yıllar? Kaçlı yıllar? İşte ben şu anda 65-66 yaşlarındayım. Askerlikten önceki dönemler yani. Benim hafızlık. Gençlik yıllarımız. Gençlik tabii. Hafızlığı bitmiş artık. Tabii hafızlık. Ali Haydar Efendi hayatta mı o zaman? Ben 2 yaşındayken 1960'da vefat etti Ali Haydar Efendi. Evet. Ben 2 yaşındaydım işte o zaman. Evet. Şöyle doğru siz 59 59 ama ben asıl 58'liyim. Nüfusta 59. Anladım. 2 yaşındaydım vefat ettiğinde efendi baba. Dolayısıyla Mahmut Usta Osmanoğlu o zaman resmi imam 80'e kadar hatta yapacak tabii bu görevi. Dolayısıyla böyle sık sık görüşme, sohbetine katılma, dersine gitme tabii. imkanı İstediğimiz var. İstediğimiz zaman görüşürdüm. Böyle bir takım özel meseleler de var mesela hani söylemeye gerek duymadığımız şeyler. Şimdi yakınlık zaten şey değildir. Burada da pek anlaşılan bir şey değil yani. Yakınlık dediğiniz şey mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılan 400 tane münafık vardı. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakındı diyebilir miyiz? Fiziken yakındı tabii. Ama yakınlık mana ile öbür taraftan mesela evliyaların piri dedikleri Veysel Karani Hazretleri ne kadar uzaktayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müthiş yakındı ve hırkasını ona hediye olarak gönderdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yakınlık, uzaklık, izafi mesele. İnsanlar genelde ona takılırlar. Sen ne kadar kaldın ki yanında? Yani bu yakınlık değil tabii ki. Tabii şimdi akrabalık alakanız var öyle veya böyle. Bir de tabii ki bir şeyh-mürit ilişkisi de olacak işte, mı? Biz zaten ehemmiyet verdiğimiz şey orası. Burada bir misalle anlatmaya çalışayım yakınlığın ne olduğunu. Ben Üstad Necip Fazıl Rahmetullahi Aleyh'in eserlerini okumaya başladığımda özellikle tasavvufla ilgili mevzulara girdiğimde çok heyecanlandım. O dönemde de Efendi Hazretleri Nişancı Camisi'nde vaaz ediyor. Gidiyoruz, çok büyük bir şeyler hissediyoruz. Yani çocukluk haliyle tabii ne kadar hissediyorsak. Bir heyecan var. Üstad'da da o şeyleri okuyunca ya dedim ben tarikata girmem lazım. Efendi Hazretleri de zaten babamın amcasının oğlu. Evet. Hemen gider ders alırım falan. Fakat öyle değilmiş. Sonradan anladım tabii. Hani ben gideceğim, tarikat alacağım. Öyle bir şey yok. Bunu hatta bir gün biz Usta Osmanoğlu sülalesi olarak toplantı yapardık bir dönemde. Orada anlatırken dedim ki ya ben tarikata gireceğim deyince giremiyorsunuz. Çünkü siz gitmiyorsunuz. Orası sizi çağırdığında bu iş oluyor. Tasavvufun hakikati bu. Çünkü fizik kaidelerle alakası yok. Kalbi hayatla alakalı. Evet. Zihninle bir şeyleri çözersin. Bu izafi olur. Nihayetinde işte tarihte böyle değil midir? Evet. Birisi belgeler üzerinden bir şey söyler. Aynı belge üzerinden bir başkası başka bir şey söyler. Nasıl oluyor? Belge tek. Orada yoruma tabi bir şeyler var. Burada zihni bir yorum da değil. Kalbi bir yorum söz konusu. Onun için tarikat pek anlaşılmadı. Eskiden mesela tarikata girmek isteyen 10 sene kapıda bekletirlerdi. Niye? Çünkü bu adam şeriatı yaşayan adam tarikata girmeye niyetlendiğinde has odaya talip. Has oda sırrına talip. Onun için bakalım diyor bekleyecek misin 10 yıl kapıda? Sabır çok nefis terbiyesi. Tabii bu müthiş sabır, bir evet. şey. Ama şimdi öyle yapmıyorlar. Niye? Zaman ve mekan hususiyetlerine göre hadise değişti. Şimdi gelene tarikata alıyorlar. Bir istihare yapıp tabii siz yapıyorsunuz onlar yapıyor falan filan. Ama pek zorlamıyorlar. Hemen alıyorlar. Sebep ne? Ya hiç olmasa bu adam namazlarını ihmal etmez tarikata girerse. Siz, bu sebeple. O zaman nasıl girdiniz şimdi peki? Şimdi o zaman orayı anlatıyordum. Şey yaptık. Ben gireceğim diyorum. 2 sene giremedim. Askerlikten önce mi? Askerlikten önce tabii. Giremedim tarikata. Bir gün o işte
Usta yani Osman Mahmut Efendi'ye mürit olmak istiyorsunuz. Tabii tabii olmak istiyorum. Çocuğuz yani daha işte 15-16 yaşında. Ama o artık şeyh olarak biliniyor. Tabii tabii şeyh o artık evet. Kalabalıklaşmaya başlıyor. O zamanki feyiz de çok başkaydı yani. Şimdi kalabalıklaşınca bazı şeylerde şey oldu falan. Neyse ben anlatıyorum şimdi sohbette gençler toplantısında. Dedim ki ya ben gideceğim alacağım deyip olmuyor falan. Ben dedim hep öyle düşündüm. Fakat 2 sene geçti aradan alacağım diye 2 sene bekledim alamadım. Meğer sen gitmiyor musun? Onlar çağırınca gidebiliyor musun? Sonra unuttum ben bunu. Unuttuğum bir dönemde ne olduysa anlamadım. Ben gittim tarikat dersi aldım. Sonra tabii tarikata girdin ama tarikatı anlamak kolay bir peki, şey değil. Peki bu tarikata girdin ama yani bu tarikata girmenin bir ritüeli var mı? Bir var. Şekli şemali teveccüh var mı? Teveccüh var. Mesela Efendi Hazretlerine gittik teveccüh olacak dediler. Gelin elinizi tutuyor Efendi Hazretleri. Alnına değdiriyor. Bir teveccühte bulunuyor. Yani tasarruf. Bunu psikolojik olarak değerlendirebilirsiniz. Başka bir enerji yüklemesi diyelim. Tabii bugünkü tabirle. Yani şimdi böyle şeylerde yeni terimler biraz şey kaçıyor. Kaba kaçıyor. Enerji deyince tuhaf oluyor. Zaten her şey bu dil belasından geliyor ne geliyorsa. Neyse şey oldu. Ben tabii derslerimi yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ritüelden sonra bu feyiz yüklemesinden sonra diyelim. Ne oldu diyorsunuz? Yani bir ne dersi veriyor? Rabıta dersi mi veriyorlar? Zikir dersi mi veriyorlar? Yok. Ne yapıyorlar? Bu şeyden sonra bu teveccühten sonra o teveccühten çoğu insan zaten etkilenir. Biz o dönemde mesela bir firma vardı. Orada da işte bir ihracat falan filan şeyler. Zor da bir şey falan. Benim de bir hissem vardı orada. Orada mesela arkadaşlar bile fark etti. Benim tarikat dersimi aldığımı bilmiyorlar ama. Dediler ki sende bir hal var. Bu kadar sıkıntının içinde sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? 3 gün ayağım yere değmedi. O teveccüh vesilesiyle. Burada Nakşibendilik'te şöyle bir hususiyet var. Yolun sonu başına derc edilmiştir. Başında size onu tattırırlar. Sonra alırlar derler ki bunu bulacaksın işte. Yani şimdi ben bunu bulamadım. Evet. Yani nasıl bulamadım? Ya uğraşıyorum. Kitaplarda okunanlar bana yansımıyor. Yani başka bir şey olması lazım. Çünkü kitaplarda okuduklarımı görüyorum. Onun karşılığı bende yok. Bir şeyler yapıyoruz. Derslerimizi yapmaya çalışıyoruz falan filan. Sürekli de tasavvufi eserler okuyorum. Sonra biz işte cezaevi serüveni başladı. Abi bir dakika o kadar erken mi başladı cezaevi serüveni? Yok. Sonra ben o arada tarikat derslerimle ilgileniyorum. Becerebildiğim kadar. Fakat karşılığını alamıyor. Bu anlattığınız dönemler 80 öncesi. 80 öncesi tabii. Sonra devam ediyor. İşte şeyde de 28 Şubat döneminde de cezaevine düştük. Falan filan. Hatta orada ben Salim Mirza Beyoğlu'na bir şey söylemiştim. Dedim ki ya dedim ben cezaevine düşecek bir durumum yok. Ben Furkan Dergisi'nin genelliğin yönetmeniyim. En fazla yazı çizim meselesinden para cezası gelir yani. İllegal bir durum yok çünkü falan. Orada çok enteresan bir şey söyledi bana. Diyorum bunlar mantıkla çözülecek şeyler değil. Mana ile ilgili olduğu için hocam bu meseleler anlatılırken şeyi aklı ön plana çıkarmamak lazım. Akli selimi devreye sokmak lazım ki bu işler anlaşılsın. Çünkü kalbi hakikatlerle alakalı. Yogada bile gidiyorsun adam neler söylüyor sana falan filan. Evet. Tasavvuf Allah Resulü'nün batınına nispet kurmakla alakalı bir mevzu. Şimdi ben öyle deyince kumandan Mirza Beyoğlu bana dedi ki yok dedi seni ben aldım dedi. Ben anlamadım tabii. Nasıl yani? Hani böyle çağırınca alabiliyor musun falan filan. Hala işin farkında değiliz ama bir yandan tarikatla alakalı, tasavvuf eserlerle alakalı şey yapıyoruz yani. Haberi okuyoruz falan. Hatta ben biradere hep söylerdim. Ne kadar tasavvufla ilgili eser bulursan getir. O da habire taşırdı cezaevine. Okumaya devam ediyoruz. Sonra aradan bir sene geçti. İşte 28 Şubat'ta bizi tepelediler. Bir öyle 20 yaralıyla çıktık oradan. Evet onları birazdan soracağım zaten. Kartal'a geçtik. Ondan sonra da Bolu'ya geçtik. Evet. İlk feyetiplere biz gittik falan. Orada da çok ilginç bir şey oldu. Yine böyle bir mesele konuşuyoruz. Salim Mirza Beyoğlu. Şimdi konuşuyoruz derken orayı da düzelteyim. 7 sene beraber kaldık dizinin dibinde. Ben ona hizmet ettim. Benim konuşma sürecim 2 saati geçmez. Gerek yok çünkü. Öyle birisiyle karşı karşıyasın ki gerek yok. Şimdi bu gerek yokun karşılığı nerede? Eserlerinde. Bakan anlar. Bakmadı mı? Terör örgütü lideri peki, diye biter. Peki Mirza Beyoğlu kendini şeyh olarak görüyor muydu? Asla. Efendi Hazretlerinden ders almak için teşebbüs etti. Peki onun bir o tarikat içinde diyebilir miyiz?
Tabii o manada ama, tarikat içinde şöyle bir şey Mahmut oldu. Mahmut Usta Osmanoğlu'la mı bağlı yoksa bak, Arvasi? Şimdi onu söyleyeyim. Yok şöyle bir şey söyleyeyim. Arvasi Hazretleri ile alakalı Üstad döneminde. Necip şeyle, Fazıl döneminde. Orada fikir zaviyesinden baktığımızda üç ışık sırrı diye bir şey var. O üç ışık sırrı da aslında tek ışıktır. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Batın nispetinde hadiseler böyle konuşulur. Şimdi dağıtmadan öbür şeyi söyleyip oraya geçeyim. Buraya bağlı mıydı değil diye. Şimdi Bolu'da da bir gün konuşuyoruz. Böyle daha doğrusu derin derin o anlatıyor. Ben de dinliyorum. Bir mevzu geldi. Orada şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Efendi Hazretleri dedi. Mahmud Efendi'yi kastederek. Efendi Hazretleri dedi seni bana gönderdi. Metris'te ben aldım seni dedi. Orada da Mahmud Efendi gönderdi dedi. Biraz ben de böyle bir şeyler uyanmaya başladı. Ya dedim bu iş enteresan bir iş. Biri itti. Biri çekti az daha gidiyordu gürültüye yani şu kadar cezaevi. Sonra çıktıktan sonra anladım ki ben çok iddialıydım tarikatta. Yani iddialıydım derken bu işin tadına varacağım diye iddialıydım. Bana dediler ki manada diyelim psikolojik olarak. Ben onu çözdüm. Sen bu tarikata çok hevesliydin fakat bu işi başaramadın. Gel sana temiz bir seyri sülük yaptıralım. Ne yapalım? Atalım seni cezaevine orada öğrenirsin bunları. 7 sene Salim Mirza Beyoğlu'nun dizinin dibinde orada yaşadıklarımızı anlatsam kimse inanmaz. O da ayrı bir olay. Hiç oralara girmiyorum. Şimdi gelelim Efendi Hazretleri'ne mürit mi? Salim Mirza Beyoğlu'nun Metris'te söylediği şeyi söylüyorum şimdi. Bunu herkes bilir. Bana dedi ki kapıyı da gösterdim. Bizim arkadaşlar için, gönüldaşlar için söylüyor. Cezaevindeyken yani gelen ziyaretçilere söylediği şeyler. Kapıyı da gösterdim. İsmail Ağa'yı kastederek. Kapıyı da gösterdim. Kimse gitmedi diyor. Adam diyor enayi mi diyor günde 5000 tane Allah diyecek. Ben bir tuhaf oldum. Kapıyı da gösterdim diyor İsmail Ağa. Sonra hanımını kendisi teşvik etti. Efendi Hazretleri'ne mürit oldu İsmail Ağa'ya. Sonra kendisi söylüyor hanımı. Ayran abla diyor ki her gittiğimizde diyor ziyarete beraber gidiyorduk zaten ben çıktıktan sonra ondan önce de bizim aileyle geliyor babam getiriyordu her gittiğimizde diyor bize derslerinizi yapıyor musunuz diye sorardı diyor tarikat derslerini şimdi bütün ailesi Efendi Hazretlerine bağlı kendisi de benim küçük abime sonradan anlatıyor bana küçük abime demiş ki ben Efendi Hazretlerinden ders almak istiyorum Mahmud Efendi'den yani benim haberim yok. Sonra bana diyor ki cezaevinde ya diyor ben diyor böyle böyle ders almak istedim Efendi Hazretlerinden. Beni diyor o kadar naif bir şekilde reddetti ki bayıldım. Bunu misal olarak anlamak isteyenler Ebu'l-Vefa Hazretlerinin Sultan Fatih Han Hazretlerine yaptığıyla karşılaştırdığımızda mesele anlaşılır. Sokmuyor çadırı. Sokmuyor. Şimdi Fatih diyor ki ben de gireyim hani lütuf falan. Sokmuyor içeri ve geri dönüyor. Yanındaki lalasına diyor ki lala diyor gördün mü diyor İstanbul'un diyor surlarını delik girdik. Şu tahta kapıyı kırıp içeri giremedik diyor. Sonra şeye Ebu'l-Vefa Hazretleri'ne hizmet eden zat demiş ki efendim demiş lütfetseydiniz de hani sultanı bir 5 dakika kabul etseydiniz. Evladım diyor onun işi zor. Buraya girerse diyor buranın tadını alırsa öbür işleri ümmetin işleri kalır. Şimdi burada da Efendi Hazretleri Kumandan Mirza Beyoğlu'na aynen şunu söylemiştir. Biz onun işlerine bakıyoruz, o işine baksın. Yani biz tasarrufumuzu devam ediyoruz. Yoksa bu kadar belaların içinden falan filan bizim süzülüp çıkmamız imkansız bir şey. Burada şu da anlaşılıyor, bazıları diyor yani herkes, hani bir söz var ya şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Şimdi o da çok yanlış anlaşılıyor. Yani herkes bir tarikata girmek zorundaymış gibi, o zaman değil yani. Yok, şimdi burada şöyle değerlendirmek lazım. Şeriat, tarikatta tarif şudur. Veli tarif ediyor. Tarikat ehli tarif ediyor. Diyor ki tarikatta yapılan her şey namazı dosdoğru kılabilmek içindir. Namazda ne var? Miraç var. Efendimiz miraca çıktı. Bize de dedi ki namazda bunu bulabilirsiniz. Tarikat şeriatın derinliğidir. O manada herkesin tarikat ehli olması lazım. Ama tarikat ehli olmadığında cennete gidemezsin diye. Böyle bir şey yok. Şimdi mesela bir müessesede çalışıyorum ben. En üst kademeye gelmek istemez mi? Bu da öyle bir şey. Üst kademeye gelmek istiyorsan bu işin idrakına ulaşman lazım. Biraz daha yükselme meselesi. Yoksa şeyhi şeytandır deyip tarikata şimdi, mensup olmayan herkesi şeytanlaştırırsan olmaz yani. Tamam siz şimdi 80 öncesindeyiz. Bu tarikata girme teşebbüsünde bulundunuz. Tam olarak girdiğinizde anlamadım. Yani giremediniz anladığım kadarıyla. Yok girdim. Tarikata girdim. Tarikatın hakikatiyle alakalı bir şeyler hissedemedim. Zevk anladım. Alıyorum.
Zevk alıyorum ama tarikatın hakikati başka bir şeymiş. Tamam, bu peki İbda ve Mirza Beyoğlu'yla da tanışmanız aynı dönemlere mi denk geliyor? Yok, Mirza Beyoğlu'nun eserlerini okuyorum ben. Yani cezaevine girinceye kadar kumandanla ya iki sefer ya üç sefer karşılaşmışımdır yani, o kadar. Orada bizi 28 Şubatçılığa aldığında da şey yazdılar. İşte Salim Mirza Beyoğlu'nun koruması. Ben 1.50 boyunda adamım, benden koruma olur mu ya? Böyle yazdılar. 15 sene hiç kendisini görmemişim. 3 sefer diyorum böyle karşılaştım. Sultanahmet'te yer vardı. Bir de kitap imzalatmışımdır Atatürk Kültür Merkezi'nde, Taksim'de. O kadar yani. Ama eserleriyle ta Akıncı Güç dergisi döneminde karşılaşmışım askerden önce. Hatta askerde bile takip etmeye çalıştım falan filan. Okuyorduk, anlamıyorduk ama zevk alıyorduk. Üstadın ideoloji örgüsünde de aynı şeyleri yaşadım. Dedim ki burada bir farklılık var. Sonra anladım ki müthiş bir hadise var işin içinde. Bakın burada sizin işin tanıtımında söylediğiniz için belki dedim sırası gelir söylerim. Aynen kumandanın ifadesiyle söyleyeyim diye buraya not ettim. İfta nedir? Hani ben tasavvuf ehliyken niye İbda, ne alaka yani terör örgütü? Şimdi İbdacı ile İbda da ayrı tabii, onu da ayrıdan konuşmak lazım. İbdacı illegal. Kim ne yaparsa yapsın. Yapanı ilgilendirir. Devlet var zaten, alır atar seni içeri. Şimdi bizi de attılar içeri. Fakat sonra çıktıktan sonra devlet dedi ki özür dileriz, tazminatımızı da verdiler. Hala adam terörist diyor bize mesela. Şimdi burada tarifi şu, İbda'nın tarifi. Salim Mirza Beyoğlu'nun kendi kitabından yani tarif. İbda fikriyatı mektubattan süzülmedir. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından süzülmedir. Onun zamanımızın ihtiyacına nispetle fikirde suret bulmuş halidir. Şimdi burada bir şey anlatayım daha iyi anlaşılsın. Bunu çok yerde anlatıyorum. Çok mühim atfettiğim için anlatıyorum. Muhittin Arabi Hazretleri nakleder. El İbriz'de de Abdülaziz Debba Hazretleri bunu yazmış. Muhittin Arabi Hazretleri'nden de onu naklediyor. Diyor ki zamanın uleması Kur'an ve sünnetten bir sistem çıkardılar. Bu sistemi eşya ve hadiselere tatbik ederken, yani sosyolojik realiteye yansıtırken hata yaptılar. Dolayısıyla zamanın filozofları bunları maskaraya çevirdi. Ama Kur'an ve sünnetten çıkardıkları şey doğruydu diyor. Sonra arkadan diyor İmam Gazali Hazretleri geldi. O da diyor Kur'an ve sünnetten bir sistem çıkardı. Bu sistemi eşya ve hadiselere tatbik ederken diyor yanlış yapmadı, filozofları maskaraya çevirdi. Şimdi ikisinde de doğru var. Fakat doğruyu elde etmen yetmiyor. Onu bir de doğru şekilde tatbik etmen gerekiyor. Şu anda 1,5-2 milyar İslam aleminin problemi bu. Kur'an ve sünnete nispetle bir vasıta sistem ortaya koyamıyorlar. Bir tatbik fikri ortaya koyamıyorlar. Çünkü mutlak fikre, yani İslam'a nispetleri zaman ve mekan hususiyetlerine göre doğru değil. Bunun bir ölçüsü de şeydir. Pakistan'da Butto vardı. Evet. O ihtilali yapan o muydu? Ziyaülhak pardon. Tamam. Ziyaülhak devrim yaptı orada. Para onda. Silah onda, ordu onda. Her şey elinde. 600 tane de alimi topladı. Dedi ki İslam devletini kurun. Şer-i mübini tatbik edeceğimiz bir sistem istiyorum sizden. 600 alim bir araya toplandı. 6 ay uğraştılar. İçlerinden bir tanesi yorgunluktan şehit oldu. Fakat İslam devleti diye bir şey çıkmadı ortaya. Çünkü İslam'da devletin şekli yok. Şuuru var. O şuuru ifade eden fikri koyun ortaya, arkası gelir. Onun için biz iddialıyız diyorum. Biz derken üstad ve kumandan Mirza Beyoğlu bu konuda iddialılar. Hatta Yusuf Kaplan geçen gün bir şey söyledi. Büyük Doğu Akıncılar Derneği'nde 21. asır dedi Salih Mirza Beyoğlu'nun asrıdır. Biz onu tanıyamadık dedi. Şimdi bunu sokaktaki adam söylese propaganda dersin. Ben söylesem propaganda yapıyor olurum. Yusuf Kaplan entelektüel boyutu olan birisi niye bunu söyledi? 21. asırın diyalektiği onda var diyor. Onun asrıdır diyor. Şimdi burada daha farklı yerlere sarkabilir. Yani millet yanlış anlayabilir diye oralara girmiyorum. Ama şu enteresan, yani siz şunu mu diyorsunuz? İslam bir devlet nizamı vaat etmez mi? İslam'da devletin şekli yok. Şuuru var. O şuuru yakalayamazsanız İslam'da ekonomi, İslam'da siyaset, İslam'da iktisat, İslam'da bilmem ne, bu puzzle'ları birleştirmeye kalkarken o şuur olmadığı için darmadağın edersiniz. Ziyaülhak'ta bütün imkan var, ülema'da bütün imkan var ama hayır, böyle bir devlet kurulamadı. İbda içerisinde yıllarca bulunmuş Mirza Beyoğlu'yla hatırası olan birinin söylemesi enteresan. Yani siz diyorsunuz ki mesela şunu düşünür izleyici,
Yani Mirza Beyoğlu ve düşünce sistemi İslam'ın bir İslam devleti diyorlar işte. İslam tabii, devleti tabii. Kurmasını, şeriatla hükmedilecek evet. bir İslam birliği dediğimiz şey bu zaten. Kurulmasını baş yücelik devleti neyi kapsıyor? O işte. Bahsettiğimiz o İslam birliği. Yani siz iktidara geldiğinizde Müslüman olarak biz İslam devleti kurduk dediğinizde o İslam devleti olmuyor. Kur'an ve sünnete mutabakatı gösterecek bir doğru düşünceniz olması lazım. Bugün mesela Afganistan. Allah razı olsun onlardan. Müthiş bir mücadele verdiler fakat şeyin bir sözü var. Molla Ömer'in evet. diyor ki şeylere savaşan mücahitlerine bakın diyor devlet diyor devlet ele geçtiğinde diyor devleti siz idare etmeyeceksiniz bunu bilin. Bu ne halde bir şey söylüyor. Niye? Çünkü bu fikir adamlarının işi. Ülemanın işi ama ibareden ibaret. Ülemadan değil tabi. Tamam tekrar size dönelim. Siz 12 Eylül'de neredesiniz? 80 12 Eylül'de askerdeyim ben. O kadar 12 erken. Eylül'de askerdeydim. Nasıl olacak 12 Eylül'de siz 59'u değil misiniz 58'i? Evet. 12 yaşındasınız. 1980'de ben... Ha, pardon 60 evet tabii. Atam askerdesiniz. Asker Tatman'da askerdim. Sorgun kışlasında. İhtilal'de görevdeydik yani. Hmm, 12 Eylül ihtilalinde görevdeydik. Ama beklemiyorduk diyorsunuz yani. Yok ya karışıktı ortalık. O günlerde mesela günde 15 kişi ölüyordu. Nerede Tatvan'da mı? Yok yok burada İstanbul'da. İstanbul'da annem rahmetli bana derdi ki sabahleyin evden çıkıyorum. Ben de Balat Akıncılar Derneği Fahri Başkanı'ydım o zaman. Orayı bombalamışlardı. Oranın başkanının ayağı koptu falan filan. İşte rahmetli Erbakan Hoca o zaman o arkadaşlar para toplayıp bir ev aldılar falan filan. Sonra ben Fahri Başkan oldum orada. Annem rahmetli derdi ki bana sabahleyin evden çıkarken böyle espri yapardı. Bakalım akşam leşin nereden gelecek? Yani nerede öleceksin? Günde 15 kişi diyorum yani. Siz peki... O, orada taraf olmak da tamam. önemli değil. Ya bu iç çatışmalar sürerken mi sizi asker aldılar? Evet. Ben kendim gittim. Ya şöyle. Darbede askerde o zaman birkaç aylık askersiniz. Tabii. Yani şöyle Acem Birliği'm bitmişti. Acem Birliği'mi Erzincan'da yaptım. 59. Topçu Tugayı'nda oradan bizi Tatvan'a gönderdiler. Van Gölü'nün o feribotun kalktığı yere evet. 5 kilometre sorgun kışlası vardı. Oradan da bizim görev yerimiz Ahlat'mış meğer. Gecenin bir yarısında işte yüzbaşı da zaten söylemişti o zaman. Ben yazıcıydım. Dedi kayıt kuyudat sandığını dedi. Doldur. Benim romorkun arkasına bağla. Şeyin jipin arkasına. Bu gece tatbikat alarmı yapılabilir. Ama bir gariplik var onu hissediyorduk tabii. Beyaz yıldızlı haberci subaylar geliyor falan filan. Gecenin 12'sinde nihayetinde alarm vurdu falan filan. Biz kalktık. Şey Ahlat'a gittik. 15 gün kaldık işte ihtilalde. Sonra döndük tatbikat falan filan derken öyle geçti yani. Böyle, öyle çünkü 12 Eylül'de çok işkenceden bahsediliyor diye yani. İşte çok arkadaşımıza yapıldı. Mesela biz Vakıf Kurabağ'da bir imam arkadaşımız vardı bizim köylü. O kalırdı. Bir de mühendislikte okuyan, vatan mühendislikte okuyan bir arkadaşımız vardı. Çocuk sabahleyin geliyor. Orada ders çalışırım diyor. Oradan da şeye geçerim. Balat'ta oturuyor tabii. Oradan da yakın okulu okula geçerim diyor. O anda basılıyor cami. Bunu da alıp götürüyorlar. 6 ay işkence gördü. Yani ben de burada olsaydım muhtemelen öyle bir şey olacaktı. Çünkü orada bir çocuk vardı. Küçük bir çocuk. Ali Oğuz vardı MSP döneminde. Evet. Milletvekili. Onun yeğeni hafız bir çocuk falan filan. Küçük bir çocuk tabii. Korkutuyorlar çocuğu. Kim geliyordu buraya? Diyor ki mesela Abdullah Vanlıoğlu. Kim bu? Bunun için bir ton sopa yiyorlar. Sonra kim geliyordu başka? Saadettin Usta Osmanoğlu. Bir ton sopa yiyorlar. Yani 6 ay işkence gördüler bu adamlar orada. Ben de burada olsam. Peki siz askerde zaten... siz birilerine işkence yaptınız mı? Yok. Şöyle bir şey oldu orada. Garip şeylerle karşılaştım Tatvan'dayken. Ben mesela Tatvan'da sokağa çıktığımda bütün esnaf beni çaya davet ederdi. Biz karakolda kalırdık. Ben yazıcı olduğum için. Bir de bir çavuş arkadaş vardı karakol komutanı olarak falan. Getiriyorlar mesela işte o zamanki sosyolojik realite. Yani 60-70 yaşındaki adam dövülür mü ya? Dövüyorlardı. Şimdi ben onları kurtarmak için diyordum ki ben döveceğim bırakın. Alıp mutfağa şey yapıyordum. Onlara nasihat ediyordum diye. Dikkat edin yani. İşte niye dövüyorlardı? Hiç fuzuli. Fuzuli yani. Ben bir şey göremiyordum çünkü. Yani acaba o zaman PKK... Tabii şimdi orada tabii perdenin arkasında ne var onu ben bilemem. Ama o adam orada bakkal. Söyledikleri şu. Bakkala diyorlar ki niye getirdiniz bunu diyorum. Polis arkadaşlarım. Niye getirdiniz bunu? Diyor ki şeker kara borsacılığı yapıyor.
Ya mübarek adam ihtilal olmuş yani bir takım şeyler olabilir falan filan. 70 yaşında adam şeker kara borsacılığını ne kadar yapabilir bakkal dükkanında? Bu dövülür mü ya? Yani şöyle oldu ya hani Diyarbakır cezaevinde çok büyük tabii. Ağır işkenceler yapıldı. Şimdi, PKK ondan ama sonra da, tabii. Palazlandı ve i̇şte taraftar topladı. Uluslararası servislerin nasıl kotardığına bakmak lazım. Türkiye'de olan biten bir hadise değil. Çünkü dünya küçüldü, köy kadar oldu. İstedikleri gibi güçlerini kullanarak her şeyi yapıyorlar bu adamlar. Siz 12 Eylül öncesi dediğiniz gibi ama 70 çünkü 77 78 79'larda özellikle 78 79'larda ciddi bir sokak çatışmaları yaşanıyor. Müthiş. Sağ sol İslamcılar o zaman pek katılmıyor ama İslamcıların da şehitleri var. Yani Metin Yüksel var. Tabii. Sedat Yenigün benim bildiğim. Sedat Yenigün vardı. Ondan önceydi o tabii. Tabii. Metin Yüksel Fatih'te Akıncılar Derneği başkanıyken ben de Balat'ta Akıncılar Derneği başkanıydım. İşte 15 günde bir şey yapardık falan. Ben de üstadı hayatımda ilk defa öyle bir konferansta dinlemişim. Bir sefer hayatımda dinledim. Necip Fazıl'ı. Tabii. O da bana yetti zaten. Yani şey olarak yetti. Hani daha fazla görsem ne alabilirdim? Kabilinden söyleyeyim. Daha karşılaşmadınız. Yok. Ondan sonra biz kumandanla 7 sene diyorum. Yani 7 sene boyunca da onu söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Kumandan Salim Mirza Bey'in kimliği anlaşılsın diye. 2 saat konuşmamışımdır. Ama o daha sonra 1999-2005 arası. Tabii o sonra. Daha sonraki mesele. Yani 96-99'da biz içeri alındık zaten. 99'un girmesine 2 gün vardı. 98'in bitmesine 2 gün vardı daha doğrusu. Bizi aldılar. Biz de memnun olduk. Ha şimdi burada dönüyorum tasavvufla alakalı sorduğunuz şeyi unutmayalım. Bana dediler ki sen bu tarikattan çok istifade edemiyorsun. Gel seni istifade ettirelim. Attılar beni cezaevine. 7 senede bana bir şeyleri öğrettiler. Bunu da çıktıktan sonra anladım ama. Yine içerideyken anlayamadım. Bir takım şeyleri yaşıyoruz. Mesela orada yaşadığımız hadiseleri anlatsam kimse inanmaz. Bir tek cümleyle geçeyim orayı. Zevkten kalbim patlayacak diye tuvalete kaçtığımı hatırlıyorum. Geri gitsin tasarrufu artık kaldıramıyorum. Tuvalete kaçıyorum. Orası necis ya. Yani böyle haller yaşıyoruz. Ve kumandan Salim Mirza Bey'de başımda beni bekliyor. Hani bir cinlenme minlenme durumlarına girmesin diye. Biliyor işi tabii. Onun için biraz da üyesi. Rabıta falan yapıyor musunuz? Öyle şeyler tabii, oluyor tabii, mu? Tabii tabii. Rabıtasız insan yok yeryüzünde. Mesela ben en çok kime rabıta yapıyorum? Şimdi komik gelecekse. Geçen gün sohbette de söyledim. Ben en çok rabıtayı Mustafa Kemal'e yaparım. Niye? Şimdi herkes Allah Allah ya sizi falan. Çok etkilemiş ya. Yok. Rabıta ya çok sevdiğin insana yapılır ya hiç sevmediğin insana yapılır. Ben sevmediğim için Mustafa Kemal'e rabıtalıyım. Şeyler de Selefiler orada da belki soracaksınız gelecek ama şimdiden söyleyeyim. Selefiler de bize rabıtalı. Niye bize kafir diyorlar o kadar kızıyorlar ki. Onların da rabıtası bize. Yeryüzünde rabıtası insan yok ya. Yoga'da böyle yapıp bir şeyler hissettiğini söylüyorsun da. Burada Allah Resulü'nün batınından gelen hakikati nasıl inkar ediyorsun? Şimdi başka bir şey söyleyeyim mesela. Ve ma ya'lemu estağfirullah. Ve ma ya'lemu cunuda rabbike illa. Rabbinin nice askerleri vardır diyor Mevla. Kendisinden başka kimse bilmez. Neredeler? Bunlar ne iş yaparlar? Şimdi bir büyüğe sorduğumuzda bize şöyle dediler. Ya dedik biz bunu anlamıyoruz. Allah Celle Celaluhu bu ayette diyor ki benim nice askerlerim var. Benden başka kimse bilmez. Nedir bu dedik? Biz şeylere bakıyoruz. Tefsirlere falan filan. Çok da bir şey göremiyoruz. Dedi ki Allah Celle Celaluhu'nun kudreti sonsuzdur. Bu askerler gerektiğinde kuru bir yaprak, gerektiğinde ayağa sakat bir merkep olabilir. Mevla'nın kudretine sınır tayin edemeyiz ki. Ya. Onun için şimdi bunu mesela ümmetin uyanması lazım. İşte Hamas bütün dünya ayakta, Amerika ayakta, Avrupa ayakta, İsrail ayakta yenemiyorlar adamları. Şimdi Hamas meselesine de gelmek istiyorum ama şu sizin hikayenizi biraz konuşalım. Yani 12 Eylül'ü yaptık, siz askerdesiniz, daha sonra terhis olacaksınız. Döndünüz geldiniz, 12 Eylül öncesi siz ama bu İbda hareketiyle irtibat kurdunuz artık. Tam değil tabii. Kitaplar üzerinde. Yani ben Salim Mirza Beyoğlu'nun çıkardığı Akıncı Güç dergisiyle başladım. Evet. O zaman Mirza Beyoğlu MSP'ye mi daha çok siyasi olarak yakın? Yok, MSP'nin içinde mesela şöyle bir şey olurdu. Erbakan Hoca rahmetli bir mitinge gittiğinde Salim Mirza Beyoğlu'nun babasına sorardı. Senin mahdum nerede? Çünkü Salim Mirza Beyoğlu'nun olduğu yerde mutlaka başarı vardır. Erbakan Hoca hep onu arardı. Gençliği dizayn eden. Sonra baktı ki ya MSP gençliği biraz şey. Üstad da aynı hamleyi yapmıştır. Ülkücülerde cesaret var. Bizimkilerde biraz fikir var.
Fakat ikisinde de eksiklik var. Şunları nasıl mezzederim diye üstad da el atmıştı. Sonra Salim Rızabeyoğlu cins kafa olması hasebiyle üstadı çok şey yaptı. Yani üstad onu çok fazla takdir etti. Hatta o kadar takdir etti ki diyor ki ben diyor filancıyı bile diyor, bu da Sezai Karakoç, sonradan Salim Rızabeyoğlu yazdığı için söylemekte bir mahsur görmüyorum. Allah rahmet eylesin. Şefaatine nail etsin. O başka bir şey. Ben diyor bugüne kadar hiç kimseyi diyor mücerret fikir istidadı konusunda beğenmedim, tenkit ettim. İlk defa sende diyor çok fazla mücerret fikir istidadı var diye seni tenkit ediyorum diyor. Ama dikkat et diyor, kanatların yanabilir. Ondan sonra da diyor ki şimdi diyor Sezai burada olsa ben onunla ne konuşayım diyor. Sezai Karakoç ki dünya çapında bir mütefekkir. Seviyeyi buradan anlamak lazım. Yoksa burada Sezai Karakoç küçüktü falan filan, böyle bir şey çıkmaz. Evet. Yani eğer Fenerbahçe Beşiktaş taraftarıysan çıkarırsın böyle bir şey yani. Amigoluktan uzak durmak lazım. Bu memlekette fikrin para etmediğine şahit oluyoruz. Fikir para ettiği andan itibaren kurtulacağız. Peki yani. 12 Eylül darbesine Necip Fazıl Kısa Küre'in ve Mirza Beyoğlu'nun övgü düzmesi iddiası nasıl bir şey? Yok şimdi diyorum ya, maslahatlar başkadır. Mesela bir alim maslahata binen, mesela diyelim ki uzaya giden bir astronot. Fizikle alakalı bir şey konuşuluyor. Bir şey söyledi. Ben ne astronotluktan anlarım, ne fizikten anlarım, ne kimyadan anlarım falan filan. Onun söylediğini ben kendi anlayışıma göre şuradakine aktaracağım. Bu şuna benziyor. Bir kova suyu, bir kazan suyu bir bardağa dökün, bir bardak su eder. Gerisi ne olur? Boşa gider. Ben bir bardak mesabesindeyim. Onlar konuşurken, onların bu çapını idrak ederek eğer kendimizi tahlil edebilirsek, onun o konudaki maslahatını anlarız. Yanlış yapar mı? Tabii ki yanlış yapar. İsmet vasfına malik değil. Yani biz Şii de değiliz. Onların imamları masum. Bizde masum imama yok. Veliye diyorlar ki, Evliya Allah'tan birine, Müslüman veli zina eder mi? Eder diyor. Allah murad etmişse eder. Yani ismet vasfı yok çünkü. Dolayısıyla diyelim ki Necip Fazıl da rahmetullahi aleyh hata yaptı. Veya Salim Rızabeyoğlu hata yaptı. Bir sürü insan var. Zaten hata yapmayan insana insan diyemeyiz ki. Hayat arazlardan yürüyor çünkü. Ama arazı tahlil ederken nasıl tahlil etmemiz lazım? Buralarda biz şaşırıyoruz. Onun için düz mantıkla gittiğimizde zannediyoruz ki iki kere iki her zaman dört eder. Etmez. Bazen 5 eder, bazen 25 eder, bazen 1025 eder. İbda hareketine de baktığımız zaman sanki parçalı değil mi? Yani bir grubu işte farklı siyasete ve cemaatleri farklı. O neden bir başkası başka. O bizde kendinden zuhur diyalektiği denen bir şey var. Şimdi kumandan Mirzabeyoğlu diyor ki ben diyor İbda'yı, Büyükto İbda'yı size diyor sermaye olarak verdim. Kârı da zararı da size ait olmak üzere size bir sermaye verdim. Fikirle hareket edeceksiniz. Kendinden zuhur dediğim şey bu. Yani bulunduğun yerde gerekeni yapacaksın. Bunun için ne lazım sana? Doğru düşünce. Doğru düşünceyi neye nispet kurarak yapacaksın? Kur'an ve sünnete göre. Yapamıyorsun. Ama diyorsun ki ben ibareyi çözdüm. İbareyi çözmek yetmez. İradeyi de çözeceksin. İşte Muhittin Arabi Hazretleri'nin anlattığı o. İmam Gazali Hazretleri'nden önce gelenler yapamadı diyor. Ama ellerindeki malzeme doğruydu. Onun için Salim Rızabeyoğlu'nun bir sözü var. Diyor ki nereden ne aldığın önemli değil. Aldıklarınla ne yaptığın önemli. Eğer bir diyalektik sahibiysen, bir muhatap anlayışın varsa, bir tatbik fikrin varsa sen sistemli düşünen adamsın. İncil'den ve Tevrat'tan bile alarak yaparsın bazı Saadettin şeyleri. Saadettin Usta Osmanoğlu ibdacı mı, İsmail Ağacı mı? Ne oluyor? Şöyle diyeyim, şimdi hiç kimsenin anlamayacağı bir şeydir. İsmail Ağa iftadır, ifta İsmail Ağa'dır. Şimdi bunu da söyleyeyim. Ama çok onlar mesafeli değil mi birbirlerine? Onlar önemli değil, biz de önemli değiliz. Hakikat önemli. Şimdi ben bir şey anlatayım, kimsenin bilmediği bir şey. Yani hususi mekanlarda konuşuyoruz ama bunlar hiç bilinen şeyler değil. Şimdi mesela birisi, İsmail Ağa'dan birisi, yetkililerden birisine, bizim akrabadan birisi gidip diyor ki ya niye Saadettin Usta Osmanoğlu ile alakalı böyle beyanat veriyorsunuz ikide bir? Ne diyor? Diyor ki polis korkutuyor bizi diyor. Ya polisten mi korkacaksın, Allah'tan mı korkacaksın? Şimdi onun söylediğini de millet doğru zannediyor. Ama bak böyle de bir itiraf var. Şimdi biz onlara bir şey demiyoruz tabii. Korkabilirler insan. Yaratılışı itibariyle. Ama İsmail Ağa da ibdaya hep mesafeli durdu sanki. Şimdi onu söylüyorum. Niye mesafeli durdu? Bütün mesele o. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Yani o bir taş atarsın durgun bir göle, halkalar başlar. Şimdi ilk halkadaki hakikat başkadır.
ikinci de başkadır, üçüncü de başkadır, en son halka da başkadır. En son halkaya kadar sistematik olarak düşünceyi götürebiliyorsan, dönüp merkeze baktığında, taşın ilk düştüğü yere baktığında hakikat biraz ayan olur. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim, kimsenin bilmediği bir şey. Bir gün Allah şahidim, biraderim de şahidim. Çünkü o yaşadı onu. Ben cezaevindeyim o zaman. Bir gün babam Efendi Hazretleri'nin yanından geliyor. Akşam yatsıdan sonra eve gelmiş. Heyecanlı bir şekilde bizim biraderi bir şey anlatmış. O da hararetle bana anlattı. Anlattığı zaman dedim ki, kaç seferde sordum daha sonra biradere. Dedim ki, babam bu meseleyi sana anlattığında birkaç gün sonra mı anlattı? Yoksa hemen o gece mi anlattı? Yok yok dedi, o gece dedi. Biraderle beraber kalıyordu babam. Annem vefat etmişti. O gece dedi, hem dedi nasıl heyecanla dedi, titriyor dedi yani, o kadar heyecanlanmış. Anlattığı şu, Efendi Hazretleri dururken babam Salim Mirza Beyoğlu'ndan haber getirirdi Efendi Hazretleri'ne. Efendi Hazretleri'nden de Salim Mirza Beyoğlu'na haber gönderirdi. Sonra bir takım birileri girdi araya falan filan. Efendi Hazretleri işi idare etmek için kardeşi İsmail Hoca var, Allah rahmet eylesin, onu vekil kıldı. Dedi ki, ben seni vekil kılıyorum dedi. Salim Mirza Beyoğlu'na benden gidecek selamı sen göndereceksin. Geldiğinde de benim adıma sen alacaksın. Yani bir takım ıvır zıvır şeyleri durdurmak için. Böyle ilginç şeyler oluyordu. Daha da çok yani, bu işler uzar gider de kısadan geçiyoruz yani. O gün babama demiş ki, yine Salim Mirza Beyoğlu'ndan bahsediyorlar, iftihadan bahsediyor. İftihacıya değil bak, o ayrı. O illegal. Yaparsın yapmazsın. Bir partiye mensup olan birisi hırsızlık yapmıyor mu? Yapıyor. Cinayet işlemiyor. O parti ilgilendirmez ki. O partinin şey değil. Suç. Fevridir yani. İftihada da böyle bir şey var. İftihacı adam kendi takmış. İftihacı diye bir şey yok. Cepheler var. O da fikre nispetle diyorum. Eğer o fikir yoksa sen de zaten kendi başını belaya sokarsın. O da ayrı bir olay. Neyse. Orada çok ilginç bir şey söylüyor babama. İftihadan bahsederken oluyor bu. Diyor ki, efendi babam bana dedi ki, bu işi bunlar bitirecek. İftihayı kasten. Babam şok olmuş tabi. Ya zaten bunlar bir avuç insan. Yani işte mevzu belli falan filan. Demiş ki, Efendi Hazretleri demiş, Ali Haydarül Ehıskevi Hazretleri mi dedi bunu? Yok yok demiş. Büyük Şeyh Efendi Ali Rıza Bezzaz Hazretleri, Bandırma'da yatan. Ben onu İsmet Efendi Baba diye yanlış söyledim bir sohbette. O değil. Ali Rıza Bezzaz Hazretleri. Ve titriyordu diyor babam. Şimdi öyle mi olacak falan filan, olacak olmayacak meselesi değil. Burada ruhi bir hiyerarşi gerçekleşiyor. O ruhi hiyerarşiye nispet kurabilmek için mücerred fikir istidadı şart. Bu işi de en iyi tarikat ehli yapar, yapamadık. Bu işi en iyi tarikat ehli yapar. Nereden biliyoruz? Mektubatta İmam Rabbani Hazretleri söylüyor. Ne güzel kafiledir Nakşibendiler, kervanı sessizce hareme erdirirler. Bitti. Şimdi ondan sonra bulan duvar kafiri diye bahsediyor mektubatta. Yani zulme rıza zulümdür. Zalime müdahale etmek şarttır. Bu istikameti tutturabilecek bir fikri kapasiten var mı? Yok. Adam ondan sonra bol bol ayet okuyor. Yani bol bol hadis okuyor. Şöyle tamam, siz diyorsunuz ki yani İsmaila ile aslında İbda arasında bir... Hiçbir ayrılık yok. İnsanların arasındaki ayrılık manaya taalluk etmez. Manaya taalluk etmez diyorum. Şimdi mesela Efendi Hazretleri'nin söylediği bir gün Ramazan'da şeyde son 10 gün itikafta minberin yan tarafına bir perde asıyorlar, camide yapardı itikaf. Bir mesele vardı, gittim yanına, konuşuyoruz. O anda seçim dönemiydi, bir araba geçti böyle mikrofondan, işte ses falan filan durdu. Efendi Hazretleri böyle yaptı bana. Al işte dedi. Bunlardan ne olur ki dedi. Ben dedim ki herhalde anlayamadı kimin geçtiğini. Efendi Hazretleri dedim, şey Erbakan Hoca'nın, o hangi parti varsa o zaman, Refah mıydı bilmiyorum. Erbakan Hoca'nın dedim, mehter çalıyor. Olsun dedi. Olsun dedi. İslam böyle gelir mi dedi. İslam böyle gelir mi dedi. Şimdi ondan sonra benim hanımımın da olduğu akraba toplantısıyla alakalı söylediği bir şey. Böyle mevzudan bahsederken anlatmış bir şeyler. Ondan sonra demiş ki, İslam öyle gelmez, böyle gelir. Ne demek bu? Şimdi burada şiddet yok, ondan bahsetmiyorum. Burada bir şey var. Ne var? Mesela
neydi? İnnallâhe işterâ minel mü'minîne enfusehum ve emmâlehum bi ennelehum cennet. Bu ayet-i kerimede Mevla bizde pazarlık yapmış. Diyor ki ben size diyor cennete vereceğim, iki şey istiyorum karşılığında. Malınız ve canınız. Malınız ve canınız. Şimdi bu söylediklerimi mesela birisi istediği gibi tevil edip beni mahkemeye veremez mi? Şiddet istiyor. Geçen günde nihayet bir tanesi yaptı işte. Gittik evet. Savcılık kovuşturmaya gerek yoktur dedi. Ben iç savaş çıkaracakmışım. Evet. Falan filan yani. Biliyorsunuz. Ha, şimdi burada hadisenin gidişatına eğer fikir zaviyesinden, idrak zaviyesinden bakamazsanız birileri sizi kandırır. Siz de isterseniz ama birilerini kandırırsınız. Şöyle izleyicilerimiz tabii Mahmud Usta Osmanoğlu'nu sevenler milyonlarca insan var. Ben de kendisine en azından ki vefat ettiğinde bir yorum yapmıştım. Devrimlere devren adam diye. Evet. Çok doğru. Ama şunu gördüm ben. Sizin anlattığınız prototiple yani işte diyorsunuz ya İslam öyle gelmez böyle gelir. Mahmud Usta Osmanoğlu'nun mizacında ben şahsen onu sezinlemedim. Şöyle yani belki de ömrü İsmail Ağa Camii'nde geçti. Başka yerde görev yaptı mı bilmiyorum. Yok yapmadı. Dolayısıyla bir imamı bir imam yıllarca Türkiye gibi bir ülkede tek bir camide sürgün edilmeden görev yapmışsa bu böyle gelir diyen bir imam nasıl olur? Onu bu bir soru. Bak şimdi işte bu meseleler müşahhas olarak konuşulduğunda anlaşılmaz. Mücerret bakmak lazım. Mesela şimdi Efendi Hazretleri 12 Eylül döneminde kendisine gelenler diyorlar ki işte yani bize bizden insanlar ölüyor, şehit oluyor falan filan. Biz de bir şeyler yapmayacak mıyız diye. Efendi Hazretleri diyor ki onlara evladım bekleyin. Daha bizden onlara, onlardan bize geçecek yani insanlar Mahmud var. Yani Mahmud Usta Osmanoğlu ben bir yakın tarihle ilgili araştırma yapan birisi olarak şunu gördüm. Erbakan Hoca kadar bedel ödememiştir diye görüyorum. Yani Erbakan Hoca 20 yılı siyasi yasakla geçmiş, 4 defa partisi kapatılmış. Yani onca hakarete uğramış. Mahmud Efendi onun kadar cezaevinde kaldı mı bilmiyorum. Onun kadar takip yoksa, ve engellemeye maruz kaldı mı bilmiyorum. Erbakan Hoca siyasi arenada bunlar doğal şeyler. Efendi Hazretleri makam itibariyle mana ile ilgili meseleler üzerinde. Onların anlaşılması zor oluyor. Şimdi burada mesela benim bu söylediklerimden hani masaya vurdu. Ya biz de şiddete başım. Hiç alakası yok. Peki ben bunu niye söyledim? Taktik mi yapıyorum? Hayır taktik yapmıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a atfedilen şeylerden birisi şudur. Rahmet peygamberi. Peki bir şey daha var. Kendi savaş peygamberi. Ben kılıç peygamberiyim. Evet. Şimdi bunu söylediğinde eğer sen burada bir fesat hadisesi üzerinde duruyorsan bu başka bir şey. Ama Türkiye ele geçirmiş siyonistleri kasten söylüyorsan bu bambaşka ben bir şey. Ben bunu aslında şunun için burada bunları sormak zorunda kaldım şundan dolayı. Yani Mahmud Usta Osmanoğlu ve cemaat tarikat sonuçta tasavvufla ilgili tabii, tabii. Gönül terbiyesi insanları yetiştiriyor, ders veriyor falan. Öbür tarafta ibda dediğimiz bir hareket var ki bu hareket daha aksiyoner. Yani evet. Daha ne diyeyim işte sizin de az sonra videonuzu vereceğiz. Gerekirse savaştan bahseden işte masaya yumruk vurması gerekir diyen birilerini rahatsız eden bir hareket. Ya nasıl uyum sağlıyor ben o anlamda? Siz de nasıl bocalamadınız burada? Ben hiç bocalamadım. Bocalayanlar oldu tabii ki. Bu bocalamanın sebebi şurada temin iptanın tarifini yaptık ya. Kumandan Mirza Bey'den. Bu anlaşılmadığı zaman bocalarsınız. İptanın tarifi bu. Mektubatın özü. Bugünkü suret bulmuş hali. Şimdi mektubatı anlamadan bunu anlayamazsınız. Lakin mektubatın anlaşılması ne manaya geliyor? Şimdi babamla ilgili bir şeyden bahsetmiştim. Şimdi tam yeri geldi onu da söyleyeyim otursun. Evet. Şimdi babam diyorum haftada bir sırası geliyor mektubat okuyor. Efendi Hazretleri mihrapta babam kürsüde. Onun riyasetinde mektubat okuyor. Gece nasıl çalıştığını da görüyorum evde. Sabah namazından sonra da beraber gidiyoruz ya. Biraz işte okumaya başladık. Üstadı biraz anlamaya başladık. Sonra kumandan girdi devreye. Biraz daha anlamaya başladık falan. Sonra baktım ki babam mektubatı anlamamış. Fakat bunu nasıl ifade edeceğim? Benim de gücüm yok. Bir gün dedim ki baba dedim sen mektubatı hiç anlamamışsın. Şimdi babam da o dönemde beni zorluyor. Diyor ki Arapçan yarım kaldı. Yani tefsir okurken bırakmıştım. Arapçanı kuvvetlendir. O dönem yani. Ben babama o şartlarda diyorum ki baba diyorum, babam aynı zamanda sarf naif kitapları yazmıştır, gramer kitapları yani. Diyorum ki baba sen mektubatı hiç anlamamışsın. Bir anda şaşırdı tabii babam. Oğlum sen ne diyorsun dedi. Beraber gitmiyor muyuz dedi. Efendinin riyasetinde ben mektubat okuyorum. Şimdi o gün
bugünkü ifadeyi kullanmadım ama mealen aynı şeyi söyledim. Dedim ki baba sen mektubat konusunda ibareyi çözdün ama irade konusunda zayıfsın. Evet. 2-3 ay babamla tartıştıktan sonra babam nihayetinde kabul etti. Şimdi yönetmenim eğer verebilirsen 9 ve 10 numarayı yansıtabilir misin voleye? Sığarsa yan yana, değilse peş peşe verebilirsin 9 ve 10. Şöyle en nihayetinde 80'li yılları geçtik. 80'li yıllarda siz ne yapıyorsunuz? Mesela askerden geldiniz 85'te. Askerden önce Yeşildirek piyasasında 4 sene çalıştım. Esnaflık yaptınız. Askerden geldikten sonra birilerinin yanında çalıştım. Askerden geldikten sonra da 11 sene çalıştım. Aynı yerde. Yok, başka birilerinin yanında 11 sene çalıştım. Fakat o dönemlerde bile mesela beni kimse çalıştırmaz normalde. Yani ben de olsam beni çalıştırmam. Çünkü haftanın 3 günü işe gitmem. Orada işte müşteri gelir, malını paketlersin falan filan. İrsaleyi, faturayı yazarsın. Kitap orada açık. Ha, kitap hemen okumayı seviyorsunuz. Kitap, yani hayatım boyunca okumuşum. Evet. Hala da. Şimdi bu fotoğraflar sevgili izleyenler, Salih Mirza Beyoğlu, İbda Hareketi'nin lideri. Cezaevinden çıktıktan sonra değil mi? Çıktıktan sonra tabii. 2014 mi oluyor? 2014. Tam tarihi bilmiyorum. Olabilir. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun elini öpmeye gittiğini, evet, anlıyoruz. Diğerinde istersen şöyle tek tek güvenli daha iyi anlaşılsın. İkisi aynı. Siz de varsınız. Ben varım. Bir de Efendi Hazretleri'nin torunu Muhammed Fatih var. Beraber gittik çünkü. Yani Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu Hoca var ya. Evet. Efendinin torunu. O arabasıyla geldi, beni aldı. Kumandanın evine gittik. Peki Mahmut Efendi tanıdı mı Salih Mirza Beyoğlu'nu? Yok, kim geldi diye sordu. Hı hı. Şeyde işte Muhammed Hoca var bacana. O işte Salih Mirza Beyoğlu diye geldi. Fakat orada çok ilginç bir şey oldu. Diyorum ya, mücerred fikir istidadı zayıf olunca böyle şeyleri söylemeye de çekiniyoruz. Orada bir şu el tutuşta bir şey oldu. Burası seyirmiş Efendi Hazretleri'nin. Böyle tam şu anda yani seyirmiş. Bunu Defaatle Ölüm Odası diye bir eseri var. Eşya ve hadiseleri farklı bir boyutta değerlendiren kitap. Herkesin anlayacağı kitaplar değil. 5-10 cilt olacak, onlar da devam ediyor. Bu titremede bir şey oldu. Bunu şimdi mana planından söyleyelim. Çok anlaşılır bir şey değil. Kumandan Mirza Beyoğlu'nun o anda bütün hücreleri ayakta olduğu için o seyirmeyi fark etmiş. Diyorum bunu anlatabilmek için o kitaplara müracaat etmeleri lazım. Ne yazıyor, evet, o dili anlamak lazım. Şimdi öbür türlü git şeyde yoga yap. Mirza Beyoğlu Mahmut Usta Osmanoğlu'na şeyh gözüyle mi bakıyordu? Şeyhi, ders almak istedi diyorum. Hı. Ve bana kendi söyledi. Ama Mahmut Efendi de dedi ki sen işine bak. Zaten. Evet. İşine bak dedi. Biz sana yardım ediyoruz. Bana da çıktıktan sonra şunu demişti. Allah'ın yardımı ise o kadar açık geldi ki bu kadar olur. Evet. Bir sonrakinde görelim. Bu arada Saadettin Usta Osmanoğlu da var öbür karede. Onu da görüp geçelim. Burada siz de varsınız. Burada ben varım, evet. Yan yana oturuyorsunuz. Tabii, Salih Mirza Beyoğlu'yla. Evet, evet. Bunu da görmüş olalım. 2014 cezaevinden çıktıktan sonra, evet, ki görüşme aynı yıl sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşmesi oldu. O şeyde Haliç Kongre Merkezi'nde ayaküstü, orada da Cumhurbaşkanı kendisine şöyle bir şey dedi. Sizi daha önce çıkarmamız lazımdı fakat yapamadık. Yapamadık. Gücümüz yetmedi. Tabii yani bu mealde. Yani daha önce sizi çıkarmamız lazımdı. Çünkü mazlumiyeti ortada yani. Ama doğru, öbür taraftan mesela o hani kendi inisiyatifleriyle, fikirden hareketle adam suç işlemiş. Şimdi bu kadar mafya var. Neye nispetle suç işliyorlar? Birileri var yani. Ya bürokrasiden biri var. İbda ile ibdace farkı nedir? Ben mesela ibdace diye bir şey kursam. İllegal, evet, bir yapı kursam. Bizim mesela ibda refref vardı. Eğer bu kurduğum cephe, bir cephedir bu. Evet. Bu da bir şey, bir maslahata binaen yapılmıştır. O da uzun sürer şimdi. Bu şeyde mesela bizim kitap evi vardı. Biz üstadın kitaplarını ve kumandanın kitaplarını satardık orada. Evet. Cağaloğlu'nun merkezindeydi. Bu cephedir. Kimse gelip bana iptalın içinden şunu diyemez. Niye böyle yapıyorsun? Kimse kimseye karışamaz. Ben bu işi yaparken eğer illegal bir şey yaparsam bu iptal fikriyatıyla alakalı değil. İptal fikriyatına nispetle benim hareketim. Biri de işte diyorum tasavvuf ehli. Ben tasavvuf ehliyim. İllegal hiçbir şeyim yok. 28 Şubat'ta da ben sorguculara onu diyordum. Ya siz beni biliyorsunuz.
Ben Furkan Dergisi'nin genel yayın yönetmeniyim. Siz de bakkalın köşesinde bekliyorsunuz zaten. Benim illegal bir işe bulaşmadığımı biliyorsunuz. Niye beni sorguluyorsunuz? İbda hareketi bütün mensupları tasavvufçudur, tarikatçı mıdır? Yok. Tarikat ehli de vardır, tarikat ehli olmayan da vardır. Bu işi yanlış değerlendiren de vardır. Ayrı bir olay. Peki herkes İbda hareketine katılabilir mi? Tabii, kitaplar ortada. Fikriyata uyuyorsa diyorsun. Bitti. Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz. Evet. Kur'an ve sünnete göre diyoruz ki biz büyük doğu İbda doğru düşünceyi temsil ediyor. Eğer bunun karşısında sistematik olarak doğru düşünce varsa onları da diyoruz bize teklif edin. Okuyalım, belki bizimki yanlış. Doğruya geçeriz. Ama eserleri okuyup anlamıyorlar ki. Orada da duruyor mesele. Yani. 28, şöyle, siz dergiyi ne zaman çıkarmaya başlıyorsunuz? Dergi, Furkan Dergisi, İsmail Han'ın dergisiydi. Cübbeli'nin ve Mehmet Talun'un riyasetinde gidiyordu. O dönem 28 Şubat süreçlerinde işte tehlike başlayınca falan filan. Derginin başında bir arkadaş vardı, Rizeli bir arkadaş. Tabii bir takım problemler oldu. Korkan kaçtı falan filan. O da bizim televizyonlara çıktığımızı görmüş. Ya görüşmek istiyorum ben Saadettin abiyle demiş. Ya gittik, görüştük. Yazı yazar mısın abi dedi. Yazarım dedim. Yazmaya başladık. Sonra tabii işler büyüyünce herkes korktu kaçtı. Dergi bize kaldı. Yani onlarla başka bir şey yok. 28 Şubat sürecinde. 28 Şubat sürecinde tabii. Sonra siz o dergi, sonra yargılama davalar neden geldi size? Davalar işte, beraat ettik, adam uydurmuş bir şey. Ben diyor Salim Rıza Beyoğlu'nun korumasıyım. Salim Rıza Beyoğlu da terör örgütü lideri. Onu da hükme bağlarken diyor ki evet diyor, hiçbir ilişkisi bulunamadı Salim Rıza Beyoğlu'nun iptacılar diye ortada olanlarla. Fakat diyor bir örgüt lidersiz olmadığına göre olsa olsa sensin diye. Dünya literatüründe, hukukta böyle bir şey yok ya. Öyle ceza verdiler en nihayetinde de, o da beraat etti. Yani beraat etmiş bir insana nasıl terör örgütü lideri diyebilirsin ki? Hala devam ediyor bu. Şimdi bunun sebebini biliyoruz biz. Fikri manada altyapı çok zayıf. Yani bir meseleyi insanlarla konuşmakta zorlanıyorsun. Onun için biz çok fazla mesela milletle haşır neşir olmaya taraftar da değiliz. Ha şunu diyoruz mesela. Gelin her şeyi tartışalım. Evet. Fikri olarak tartışalım ama. Eğer sizinki doğruysa biz size tabi olalım, zararı yok. Şimdi şöyle yönetmenim, 1 ve 2 numarayı hazırlarsan yan yana koyabilirsin, 1 ve 2 numarayı. Arkasından da 3 numarayı isteyeceğim. Hatta şöyle ister, evet yani onları bir görelim. Şunun için önemsiyorum. Bu dergiler 2006 yılları, yani Gülen cemaatinin en güçlü dönemi aslında. En güçlü. Yani iktidarla da koalisyon halinde. Evet, siz dergiye böyle bir kapak yapıyorsunuz. Gülen'in birkaç fotoğrafını, bir de bir köpekli bir köpek resmi var herhalde. Köpek resmi var, evet. Böyle ona benziyordu, onun için koyduk. Niye yaptınız böyle bir kapağı? 2006 şimdi, çünkü. Onu söylüyorum. Biz bu hareketi, bu terör örgütü hareketini Zaman Gazetesi çıktığında tespit etmiştik. Zaman Gazetesi'nin çıkışından beri biz bunlarla mücadele halindeyiz. Bizim cezaevlerine düşmemizin sebebi de bunlar. Şimdi bunun sebebini söyleyeyim. Nihayetinde şimdi Pensilvanya'daki... Ama siz bunu 2006'da yapıyorsunuz. Siz cezaevine daha önce giriyorsunuz ama. 99'da, 98'de giriyorsunuz. Yok. Ben 99'da girdim tabii. Tamam ama bu kapak 2006. 2006 mı? Evet. Kasım neyse 2006. Neyse işte, yani biz oradan da devam ediyorduk dergiye. Sonra haftalığa döndük zaten bir ara. Bayağı bir patlama oldu falan filan. Şimdi biz bunu yaptığımızda Türkiye'de bir hadise var. Herkes bu hadisenin tesirinde kalıyor. Fakat biz hissedebiliyoruz. Burada bir şeylik var, bir ihanet var. Hatta çarşambada İhvan'dan bazıları bize şunu demiştir. Ya siz 20 sene önce bunların ne olduğunu söylediniz, inanamadık size. Nereden bildiniz? Biz de onlara espri yapıyoruz. Diyoruz ki bak şimdi bir şey söylerim, 20 sene sonra inanırsın, uğraştırmayın bizi. İşinize bakın. Şimdi mücadelenin içinde olduğumuz için tanıdık. Çünkü işkencehanede bunların polisleri, arkadaşlarımızı asıyorlar Filistin askısına. Omuzlar dönmüş. Ramazan. Vuruyor. İşkence yapıyor. O arada akşam ezanı okunuyor. Diyor ki senin yüzünden diyor iftarımı diyor açamadım diyor. Gideyim iftarımı açayım, devam edeceğim. Ve sordukları şey şu. Hocamıza niye laf söylüyorsunuz? Beni de bu yüzden attılar. İllegal bir şey mi olmadığı için? Bir şey uydurdular. Ondan sonra da mahkeme dedi ki özür dileriz. Ne zaman cezaevinde tanıştı sizin arkadaşlarınız bunlara? Kaç yıllarında? 90'larda mı? 80'lerden sonra başladı. Tabii. 80'lerden sonra. İlk Salim Rıza Beyoğlu bir Bayrampaşa'da
yattı. Onunla birlikte başka peki arkadaşlar Mirza yattı. Peki Mirza Beyoğlu hiç bunlarla muhatap olmuş? Yani o Gülenci yapının polisleriyle veya... Tabii ona da işkenceyi onlar yaptı. Yüzünü gözünü görmüyor musun? Yani o resimlerde kitaplara koydu onu zaten. Biz Metris'ten tepelendiğimizde resmen işkence yaptılar. Yani. Zeyt 3'ü de görelim. Bu da bu arada sizin yazınız bu. Değil galiba sizin değil. Yok. Ama Zaman Gazetesi orada? Fitnetüz Zaman diye bir Zaman Gazetesi'ne Gülen Örgütü'nün gazetesiyle burada ilgili. Burada müstahar isim kullanmışız evet. Böyle şeyler yapmışsınız. 3 evet. Numarayı da görelim. Bu da yine Gülen'in ılımlı İslam projesini. Evet, gerçek şekli bu işte. Adamın gerçek hali bu yani. Yani 2006 yılında bunu şundan bunları seçtim. Hani Gülen 2006'da çok güçlü. Örgütü. Çok güçlü. Evet. Yani buna rağmen sizin bunu cesaret edip kapak yapmanız. Ya zaten biz Müslümanlar onu diyoruz. Allah'tan korkun. Kullardan korkmayın. Vallahi Allah yardım ederse. İşte Hamas'ta örnek diyoruz. Bu sefer birisi çıkıyor oradan sarıklı bir şeytan. O diyor bu iç savaş çıkarmak için konuşuyor. E bunları o dönemde yapmışız şimdi, zaten. Şimdi niye konuşmuyor? O videoda geleceğim ama şu 4 numarayı da bir görelim. Bunu ben anlamakta güçlük çektim. 4 numaralı fotoğraf. Onu da görelim. Bu tamam bu iki dergide belki başkaları da var ama ben bunları çok gördüm var, evet. Gülen'le ilgili. Tamam Gülen'i gördük. Bu dergi ilgimi çekti. Şundan Ladyen'i kapak yapmışsınız 2007 Mart 2007. Yani 11 Eylül saldırısının üzerinden evet. 6 sene geçmiş. Ladin yaşıyor galiba. Tam emin değilim o zaman. Tabii yaşıyor olması lazım. Emperyalizme karşı halkların umudu. Ladinci miydiniz siz? Kaydıcı mıydınız? Yok biz Müslümanız. Ladin'in de Müslüman olduğundan hiç şüphemiz yok. Bu mücahit Suudi Arabistan'ın mecazi olarak söylüyorum. Neredeyse yarısı onlara ait yani. Bunun ailesi. Tam Suudi Arabistan'da ama Amerika'nın kuklası. Yok onu söyle. Amerika'nın kuklası falan değil. Adam bütün servetini bırakıp gidiyor Molla Ömer'e biat ediyor. Molla Ömer nasıl birisi? Ruşen Çakır'ın ifadesiyle söyleyeyim. Onun kitaplarında var veya söz olarak söylemişti. Diyor ki siz Molla Ömer'i diyor küçümsüyorsunuz diyor. Adam savaş ederken gözü çıkmış, gözünü yerine takarak devam etmiş savaşa. Öyle bir insan. Ehlullah'tan. Bu da o hissiyatı yakaladığı için ona biat etti. Sonra Molla Ömer de Müslümanlık yaptı gerçekten. Bunu Amerika'ya teslim etmedi. Şimdi Ladin'in Amerika'nın ajanı olduğuna dair bir tane ciddi belge kimse koyamaz ortaya. Ben bunu şeyden biliyorum. İkiz Kuleler meselesinden. Çünkü propaganda konusunda çok güçlüler adamlar. Müslümanlar burada uyanık olması lazım. Emperyalizmin tek silahı o kaldı. Propaganda. Bunun tesirinde kalmamak için zaten Büyük Doğu iptal ediyoruz. Yani mücerret fikir istidadı devreye girerse hakiki Müslüman yani olmanın yollarını açacağız. Yani Mirza Beyoğlu da Ladin'e böyle mi bakıyordu? Tabii. Şimdi Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri Ladin'e dua edin diyor. Herkes biliyor bunu. Molla Ömer'e dua edin diyor. Herkes biliyor bunu. Şimdi bunlar kazandılar. İsmaila orada cami yaptırıyor. İsmaila dediğimiz yapı Mahmud Efendi'nin peşinden gidenler bunlar Selefi diye demediklerini bırakmıyorlar. Şimdi orada komik durum da şu. Biz Ladin'i savunurken İsmaila'dan birileri bunlara terörist diyorlardı. Tamam. Şimdi gittiler oraya devlet kurulunca cami yapıyorlar. Ya biraz da ayıp denen bir şey var. Hani bir nefs muhasebesi yapar. Hayır, bunlar insan. Selefi değil mi? Değil yok. O anladığımız manada kendisi söylüyor. Ben ehli sünnetim diyor. Bu bildiğimiz selefiler değil yani. Bize kafir diyen ya selefilerden şöyle değil. Bir şey yok mu yani? Öyle olsa koyu hanefi olan Molla Ömer'le niye işbirliği yapsın? Selefi yanaşır mı? Yani siz İsmaila neyse siz ve İsmaila İbda ve İsmaila ne nasıl anlatırım? Tamam. Bugün El-Kaide'ye nasıl bakıyor peki? El-Kaide'ye hep siz mücahit ve İslami örgütü baktınız. Bugün El-Kaide ondan sonra çok bölündü. Şimdi o IŞİD mışit falan filan bunlarla alakamız yok. Onları kabul etmek de mümkün değil zaten. O başka bir şey ama Ladin'in ve Molla Ömer'in başlattığı hareket bugün Afganistan'da devlet bitmiştir bizim için. Hem de koyu Hanefiler bunlar. Bir Vahhabi koyu Hanefiyle beraber savaş eder mi ya? Buradan anlamak lazım meseleyi. Amerika propagandası. Aynısını İkiz Kuleler meselesinde yaptılar. Hala devam ediyor. Ben aradım İkiz Kuleler meselesinde en iyi kitabı kim yazdı diye. Dediler ki filancı bir Amerikalı gazeteci. Aldım 20 sayfasını okuyamadım. Bıraktım. 20 sayfada 20 tane tenakuz var. 20 sayfada 20 tane tenakuz var. Sonra büyük bir kitap servislerle alakalı, istihbarat örgütleriyle alakalı İngiliz MI6'nın şeyi yazmış. Direktörü mü neyse. 900 sayfalık bir kitap. Orada adam Ladin'in bu işi yaptığını anlatıyor zaten ya. Ladin yaptı diyor. Arkadaşlar videoyu hazırlar mısınız? Zeyt bir videomuz var onu da izleyeceğiz. Şöyle yani şuradan ben ya şimdi siz bu kadar emin konuşuyorsunuz da yani hakikaten 11 Eylül operasyonu olsun Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon kendi ortaklarının batılı güçlerinin
Ladin ve hareketini bahane ederek milyonlarca Müslümanı katletti. İslam büyük yara aldı. İslam'ın imajı, İslam terörizmle, İslamofobiye fırladı ve Müslüman imajı işte Hamsoft'ta kaba yobaz, ne bileyim, şiddet yanlısı, öldüren, masumları katleden hepsi propaganda. Bir yapıya bürünmedi. Onu söylüyorum. Karşı tarafın bir tek silahı kaldı. Şu anda mesela Hamas terör örgütü müdür? Cumhurbaşkanı diyor ki değil. 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 Bütün Müslümanlar da onun yanında, artı Batılılar da yanına geçmeye başladı. Peki Amerika'ya göre Hamas ne? Amerika işgalleri meşrulaştırmak ve o ülkeleri işgal etmek onu söyleyeyim için. Mesela şeyde, Irak'ta 1 milyon insanı öldürdü. O zaman DAEŞ de benzer bir oyun yapıyor. Tamam. DAEŞ de var bak. Şimdi burada şeyleri, elmalarla armutları karıştırmamak lazım. Sosyolojik realitede eğer nüansları fark edemezseniz hepsini birbirine katarsınız. Çıkamayız işin içinden. Onun için mesela Türkiye'de olan biten bazı hadiseler var. Şu anda göreceksiniz yakında nasıl ortalık sallanacak. O ayrı bir olay. Eğer bu hadiseleri dünya çapında mevzu olarak düşünemezseniz, yani Türkiye'de olup biten bir hadise diye zannederseniz işin içinden çıkamazsınız. Niye? Türkiye'de ne olup bitiyorsa, yani diyelim ki Türkiye'nin bir ilinde, bir ilçesinde bir şey oluyor. Eğer dünyanın öbür ucundaki hadiseyle bunun alakası yok derseniz işin içinden çıkamazsınız. Niye? O kadar birbirine geçmiş. Türkiye'de vaziyet. Yakında bir şey mi olacak, yani bildiğiniz bir şey mi var? Tabii. Göreceğiz yani. Biz FETÖ'şle alakalı bunları söylerken de herkes bize gülüyordu. Yine, şimdi beklesinler. Yine darbe tarzı bir şey yok, yoksa yok, başka yok, iç yok, savaş tarzı bir şey. Lehimize, bu milletin lehine, bu memleketin lehine, bu devletin lehine bir şeyler olacak. Perdenin arkasında oluyor şu anda. İnşallah. Uyanan uyanacak. Uyanmayan da işte FETÖ'şle alakalı nasıl yapıyorlar bu işleri mesela? Menfi yönünü anlatayım. Şimdi Pensilvanya'da işte adamı dövüyorlar yani. He. Daha bu kadarla kurtulursa şükretsin haline. Daha çok daha rezillik çekecek bu adam. Fethullah Gülen için diyorsunuz. Tabii FETÖ'ş. Biz ona FETÖ'ş diyoruz. Şimdi içleri karıştı. Ne diyor taban? Taban ne diyor? Ya bize olan biteni anlatın kardeşim diyor. Olan biteni sana anlatmazlar. Yukarıda ya 3 kişi vardır ya 2 kişi ya 1 kişi. CIA onunla iş yapar. Evet. Gücü de ona yükler. Şimdi Türkiye'de de böyle hareketler var. Bu patlayacak dediğimizde kimse inanmıyordu bize. Şimdi Türkiye'de bir şeyler patlayacak. O zaman anlayacaklar meseleyi. Şimdi bir parantez içinde İsmail Adi'yim geçeyim. Enteresan. Şimdi sevgili yönetmenim, hazırsa şöyle orta pencereden Saadettin Usta Osmanoğlu, sevgili izleyenler, yani bu akşam Kırmızı Masa'da misafir ettiğimiz Saadettin Usta Osmanoğlu, Aksa Tufanı başladıktan birkaç ay sonra, Aralık ayında, Ekim, Kasım, Aralık, 2-2,5 ay sonra şimdi vereceğimiz konuşmayı yaptı. Tabii burada çok kısa bir bölümü var. Ve bu konuşması çok büyük tepki çekti bazı çevreler tarafından. Savaş kışkırtıcılığı, işte iç savaş talep ediyor şeklinde yorumlara yol açtı. Sanıyorum soruşturmalık da oldu, değil mi? İzleyelim. Ne diyor bakalım? Neden böyle demiş? Ve onu da soracağız. Videoyu bir izleyelim. Hamas'ın orada yaptığını biz Türkiye'de yapmak zorundayız. Yaparız. Onlar yaptığına göre bizim onlardan neyimiz eksik? Biz de yaparız. Sadece büyük doğucular. Sadece büyük doğucular. Allah rızasına matufen tabii ki. Vallahi gene yapardık. Fazla adama ihtiyaç yok. Burada genelde biz bu işi hallederiz. Hamas'ın kıymetini biliyoruz. Fiziki şartlarda adamlar öyle bir şeyi gösterdiler ki bize, biz Türkiye'de bunun idrak boyutuyla alakalı bir hamle yapmak zorundayız. Bir şekilde olacak mı? Bu olacak ya. Vakti geldi çünkü. Vakti geldi. Bela ve musibet. Ya şimdi başımızı belaya sokmak için mi sen bize... Evet, onun için diyorum tabii ki. Başımızı belaya sokmak için diyorum. Ama öyle bir bela ki, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifade ettiği bela. Diyor ki, ben belanın içinde öyle rahmetler gördüm ki diyor, zaman zaman elimi açar Rabbime dua ederdim. Ya Rabbi yok mu gönder? Yok mu gönder? Dolayısıyla biz şu an itibariyle eğer vakti, zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye'de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep kalmaz. Sen ayete inanmıyorsun. Melek ordularıyla biz sana yardım etmedik mi Habibim diyor Bedir. Etmedik mi ya? Etmedik. Ya sen şimdi burada kendini 40 kişi görüyorsun. Ne 40 kişi kardeşim? 40'ı 40 bin yaşa.
bu hakikati idrak etmişsen, etmemişsen buraya yüz binler gelse bir şey ifade etmez. Vallahi zafere az kaldı, billahi zafere az kaldı, tallahi az kaldı. Herkes görecek bunu. Bunu herkes görecek. Eğer Filistin'de bunları görmüşse bu dünya, daha ötesini de görecek. Bir anda bu idrak devreye girebilse, Siyonistler içimizde nefes alamaz hale gelirler. Şimdi internetlerde neler yazdıklarını görüyorsunuz. Adamlar memleket bizim diyor, hala bizim diyor. Kimsin sen ya? Allah'ın izni keremiyle. Allah'tan başka dayanağımız yok bize. Resulüne inanmaktan başka çaremiz yok ama hakikatiyle. Bunu yaptığın andan itibaren 5 kişi yeter sana. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç kişi? Tek. O peygamberdi. Şimdi burada hakikaten öyle laflar var ki, yani devrim olmaması için bir sebep yok. Devrim yakın, zafer yakın, az kaldı. Hamas'ın yaptığını biz yapalım. Ne demek istiyorsunuz bunu? Şimdi bu davadan savcı dedi ki kovuşturmaya gerek yoktur. Kim açtı? Suç duyurusu bunlar mı oldu yoksa savcılık reisi? Savcılık kendi açtı ama müdahil olan iki kişinin tesiri var. Bir Atatürkçü Düşünce Derneği, bir de Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü. Peki ne oldu sonra? Gittik anlattık savcıya meseleyi. Dedik ki bütününü dinlerseniz bu temsil etmiyor o şeyin bütününü. İdrak patlamasıyla alakalı. Türkiye'de idrak patlaması olması lazım diyoruz. Yani şu ana kadar konuştuklarımız hep idrak patlamasıyla alakalı. O zaman şu anda konuştuğumuz da suç. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hamas'ı biz örnek gösterirken aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili bir sünnetini anlatmaya çalışıyoruz. Nedir o? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir savaşta ne sayı bakımından ne silah bakımından üstün olmamıştır. Bütün savaşları kazanmıştır. Ne demek istiyoruz? Bugün de bu memleketi Siyonistlerin elinden kurtarmamız lazım. Bunu Cumhurbaşkanı da böyle düşünüyor. Mesela bir söz söylüyor. Normalde onu ben söylesem dava açarlar. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki demokrasi diyor araçtır diyor, amaç değil. Neyin aracı? Neyin aracı olduğunu ben anlatıyorum. Bu Siyonistlerden kurtulmamız tamam, lazım. Yani uluslararası emperyalizmin yakamızdan düşmesi lazım. Onun için de dünya beşten büyüktür diyor Cumhurbaşkanı. Belki burada hani diyorsunuz Hamas'ın yaptığını yapmamız lazım. Evet, Hamas sonuçta. Ama Türkiye'deki onun versiyonu idrak patlaması diyorum. Savcı da onu bütününü dinleyince anladı. İdrak patlaması eğer olursa diyorum bizi kandırmaya devam edemeyecekler bu adamlar. Bizi kandırıyorlar çünkü idrak zafiyeti var. Anlaşılmasın. Yani Hamas'ın yaptığı takdire şayan tarihi bir direniştir. Tabii bitti. Bir operasyondur. Kendi ülkesini işgalcilere, zalimlere karşı korumak için harekat yapmıştır. Bu tarihe geçmiştir ve alkışlamamız gerekir. Bunu tabii. Ayrı. Ha şimdi bir de şunu ekleyeyim. Sözünüzü kestim. Eğer Hamas'ın orada yaptığını, hani alkışlanacak bir durum diyoruz ya. Evet. Alkışlıyoruz hakikaten. Orada yaptığının aynısını burada yapalım diyen adam benim gözümde ahmaktır. Benim gözümde ahmaktır diyorum. Bu kadar açık konuşuyorum. Siz diyorsunuz bizim, yapalım diye. Ya onu söylüyorum. İdrak patlaması lazım bize diyorum. Biz ibareyi çözdük, iradeden yana sınıfta kaldık. Onun için ne tarih var, ne bilinç var, hiçbir şey yok. Bir kaosun içine düşmüşüz. Diyorum ki bunun içinden çıkamazsak doğru düşünemeyeceğiz. Neye göre doğru düşünmemiz lazım? Kur'an ve sünnete göre. Şimdi devrim diyorum. Mesela bu devrimi söyleyen Toktamış Ateş'tir. Diyor ki ben Türkiye'de bir tane devrimci tanırım. Fatih'te oturuyordu. Etrafı görüyor. Bir tane devrimci tanırım diyor. O da Mahmut Hoca diyor. Efendi Hazretleri'ni kastediyor. Sessiz sedası diyor. Kılık kıyafet kanunlarını ayaklar altına aldı diyor. Kimse de bir şey yapamadı. Ondan sonra Kenan Evren ne diyordu? Ya diyor bir de diyorlar ki benim gücüm var, kuvvetim var. Bir imamı diyor tayin edemedim diyor. Efendi Hazretleri'ni kastet. Ha, idrak patlaması bu. Efendi Hazretleri'nde bu var. Allah Resulü'nün batınına nispet kurduğu için. Biz de büyük de iptal olarak bunu fark ettiğimiz için bir şeyler anlatıyoruz. Yani biz Ehlullah'ı anlatıyoruz. Niye? Çünkü Ehlullah'ın nispeti Allah Resulü'ne. Zaferleri kazanan kim? Allah Resulü. Bitti, ona tabi olacağız. Şeyh birdir zaten. Bin tane şeyh olmaz. Şeyh birdir, o da Allah Resulü. Zafere az bitti. Kaldı ne demek? Zafere az kaldı. Burada da söylüyorum. Zaferimize az kaldı. İnanıyorum ben buna. Aynen FETÖ'nün bu durumlara geleceğini söylediğimiz zaman ölümlerle burun burunaydık, söylüyorduk. Şimdi de söylüyorum. Zafer az kaldı, görecek millet. İşte idrak patlaması dediğim bir şey bu. Bunları daha iyi anlayabilmekle şimdi, alakalı. Evet, şimdi şöyle. Bir sürü dolap dönüyor bu memlekette. Siz şeyde cezaevinde de kaldınız. 7 sene. Bu Noel Baba operasyonunda cezaevinde miydiniz evet. siz? Bir öyle 20 yaralıyla çıktık oradan. Kurşunlar böyle vızır vızır geçiyordu önümüzde. 2000 yılında değil mi? 2000 yılında. Nasıl oldu o olay? Şimdi
Bizi cezaevine attıklarında bu 28 Şubatçılar. Zeyd, bu arada şöyle yapalım. O şeyi bir verebilir misin? 7 ve 8'i. Ya özellikle 8'i bir yansıt. 8'i bir yansıt. Gazetelere o dönemde böyle yansımıştı. Buyurun efendim. Siz şimdi 99'un sonunda siz bir kalkışmaya mı giriştiniz? Ne yaptınız? Yok yok. Evet. Gazetelerde böyle yer almıştı. Zamanı. Şimdi biz cezaevine atıldığımızda arkadaşları alıp getiriyorlar falan. 63 kişiye ulaştık. Kovuş sistemi. Bunlar mesela sabah namazına kalkıyoruz. Bursa'da mı oluyor? Yok yok. Metris burası. Metris. Metris'te. İlk ben oraya girdim. Sonra Kartal'a gittim. Sonra Bolu'ya. Özür dilerim. Mirzabayoğlu da aynı yerde. Tabii aynı gün. Bizi aynı gün yakaladılar zaten. Bizim davamız aynı. Şimdi sabah namazına kalkıyoruz. Abdest almak için kuyruk oluyor. Kovuşta ya. Kuyruğa giriyorsun sabah namazı. Bir tane tuvalet var, 63 kişi. Namaz kılıyoruz falan. Diyoruz ki ya işte bak şurası boş mesela. Bir tane tuvalet yapın şuraya falan filan. Ondan sonra ranzalar mesela öyle tıkış tıkış hale geldi ki birisi mesela ranzasına giderken karşıdan biri geliyorsa biri ranzanın üstüne çıkacak. Öyle geçecek. Bu halde. Neyse olaylar olduktan sonra bir özet vereyim anlaşılsın diye. MHP'den Saadet Partisi'ne, o zaman Refah'tı. Bu Rize milletvekili var ya, CHP'ye geçti. Sosyolog. Bekaroğlu mu? Bekaroğlu. O. Bir tane de CHP'li birisi geldi. İşte o olaydan sonra askerlerin esir alınması bilmem ne falan filan. Bakmaya geldiler. Dediler ki ya burada hayvan yaşamaz ya. Burada hayvan yaşamaz. 63 kişiyiz. O şartlarda bize şey yapıyorlar. Sürekli sıkıntı, sürekli sıkıntı. Bunlar tabii o zamanın Ergenekoncuları, FETÖ'cüleri. Yani bu memleketi zaten siyah üzerinden FETÖ'ye az daha veriyorlardı yani. Onlar da bir güç zehirlenmesine şey oldular. Her şeyi yapıyorlardı adamlar. Böyle bir korkuları yoktu. Biz de kendi canımızı korumak için. Yani kendi canımızdan mağda kumandanın canını düşünüyoruz da buna bir şey. Biz önemli değiliz yani nihayetinde. Ona tabi olan insanlarız. Ona bir şey olur diye biz de tedbirlerimizi alıyoruz falan filan. İşte pazarlık yapıyoruz. Mesela gece oluyor, kapatıyorlar, bahçeye çıkamazsın. Deprem oluyor, herkes kaçıyor. Biz o çürük binanın altında kafamıza çökecek. Mücadele ediyorsun ya, diyoruz. Aç, kapatmayın şurayı gece. Gece deprem olur. Dışarı çıkarız, bahçeye çıkarız, kurtarırız siz kendimizi. Siz bu arada ne suçlamasıyla hapistesiniz? Ben diyorum beraat ettim. Hakime diyorum ki, o zaman DGM'ler var tabii, İstiklal Mahkemeleri gibi. Diyorum ki hakim bey, ben suçumu öğrenmek istiyorum. Dalga geçiyor benimle adam. Öğrenirsin diyor, merak etme. Ya ben ne suç işledim, ne diyorsunuz benim için? Sonra beraat ettik, devlet dedi ki özür dileriz. Yani böyle bir muğlak suçlamalarla. Tabii önüne geleni aldılar ya. Bir de o gece mesela şöyle bir şey olmuş. Benim alınmamda öyle bir şey de var. Salim Rızabiyoğlu o gün okulunda iki tane kızı var, ilkokula giden. Onları okuldan almaya gidiyor. Orada saldırıyorlar. Okuldan çocuklarını almaya gittiğinde alıyorlar. Ve hücre evinde basıldı diye basına veriyorlar. Sonra bir arkadaş haber veriyor bana, diyor ki ya kumandanı aldılar diyor. Böyle bir haber duyduk. Ben de oturuyorum. Dergi de evimin altında, Furkan dergisi. O haberi hazırlıyorum. Yarına baskıya gideceğiz. Salim Rızabiyoğlu alındı diye o haberi yapmaya çalışıyorum. Bir saat sonra bana geldiler. Ben şaşırdım tabii. Ben haberi yapmaya çalışıyorum. Dergideyim falan filan. Yani ortada olan birisiyiz. Meğer sonradan öğrendim tabii, çıkarken de polis söyledi. Evi allak bullak ettiler. Dergiyi allak bullak ettiler falan. Çıkarken polisin biri dedi ki bana, Saadettin dedi, bu sefer işin zor. Niye dedim, siz beni biliyorsunuz. Ben dergi çıkaran bir adamım. Niye zor? Ankara'dan baskı var dedi. Bu sefer kurtulamayacaksın. Ve 18 sene yedik. Adam doğru söylemiş. Ben Salim Rıza'nın haberini vermek için. Sonra birisi telefona takılmış. Bahçeli Evler Belediye Başkanı Muzaffer Doğan'ın kültür müdürü. Nasıl takılmışsa, onun hiç iptale falan alakası yok. Üstadı seven birisi, o kadar yani. Evet. Bizim arkadaşlardan biriyle telefonu ne kurdu? Onu da aldılar, ona felaket işkence yaptılar. Bizi biliyorlar ne olduğumuzu. Mahvettiler çocuğu. Meğer 3 kişi olmadan örgüte sokamıyorlarmış. Ben de ortalıkta olan birisiyim. O da telefona takılmış. O beraat etti hemen zaten. İlk mahkemede çıktı. Hiçbir suçu yok ama bir ton eziyet çekti tabii. Bizi böyle aldılar, ondan sonra örgüt haline getirmek için devam ediyorlar tabii. Biz de
Orada biliyoruz yani bize bir şey yapacaklar. Ölmemek için sen de direniyorsun yani. DGM'ler astığım astık kestiğim kestik bir durumda. Biz evet. Buna rağmen mücadelemizi devam ettiriyoruz. Tek dayanağımız da Mevla'ydı. Tek dayanağımız Mevla. Kimseden bir şey istemedik. Hatta Müslümanlara dedi ki bak herkes aynı şeyi yapmaz. Biz kumandan sayesinde böyle bir korkusuz insan ve büyük mütefekkir sayesinde biz bu işe girdik. Sizin girmeniz gerekmiyor. Ama size de düşen bize dua etmektir. Beddua ettiler adamlar. Müslümanlar beddua ettiler bize ya. Oradasınız. Size baskı devam ediyor. Siz devam de neye karar verdiniz? Biz de sürekli işte bir takım haklarımızı alabilmek için bir takım şeyler yapıyoruz. Hareketler yapıyoruz. Meğer Ankara'dakiler rahatsız olmuşlar. Bunları dağıtacağız. Dağıtacağız diye bir tezgah kurmuşlar. Bunun haberi geldi bize tabii. İşte 5 Aralık hadisesi diye daha bugüne kadar kimse onunla alakalı ciddi bir şey yazmadı iptalcıların içinde. Sadece kumandan Salim Mirzabioğlu kitaplarında bir cümle kullanıyor. O gün 200 asker, 20 subay, 1 binbaşıyı esir aldık. Ankara'dan, Halkalı'dan gelmişler falan. Kıyametler kopuyor. Ben Bakırköy savcısıyla görüşüyorum. Babamla tanışmışlar falan filan. İçeri de aldım. Manzarayı da gösterdim ona falan filan. Oradaki çocuklar askerler. Bizim çocuklarımız nihayetinde. Hepsini toparladık. Çaylarını, kahvelerini. O subayların mesela. Hepsi temiz Anadolu çocuğu. Hemen Salim Rızabeyoğlu'nun emriyle İzzet'in nefislerine dokunmayın dedi. Çözün onları. Yerde yatıyorlar. 1,5-2 dakikada olan şeyden bahsediyorum. Keramet çapında bir hadise. Onlar da şahit oldu. Her tarafta nasıl, anlatıyorlar. Nasıl o kadar askeri esir alıyorsun? Onu söylüyorum. Şimdi onu anlatıyorum. Onları aldık içeri. Çaylarını, kahvelerini verdik falan filan. İşlerinde bir tane şey varmış. O sonradan belli oldu. JITEM elemanı bir tip varmış falan. Olay 1,5-2 dakika içinde bitti. 700 asker şeye indi. Bahçeye indi. Biz artık kıpırdayacak halimiz yok. O haldeyiz yani. Bunlar Robocop elbiseleri, kalkanlar falan filan. Bizim elimizde bir çubuk bile yok yani. Bu ana kadar. Aziz Yarbay vardı. Kapının önünde o kendini garantiye almış. Bir tuhaflık var biz anlıyoruz ama. Şimdi kestirmeden gidiyorum tabii. İlginç bir tuhaflık var. Şey diyor ki, kumandan Mirzabeyoğlu yüzbaşıya diyor ki, yüzbaşı da iyi bir arkadaştı. Bize çay içmeye falan gelirdi. Diyor ki bak yüzbaşı bu arama değil. Rutin aramaya geldiler yani 15 günde bir alar. Kesici delici bir şey var mı diye. Her koğuşu ararlar. Bak bu arama değil diyorum. O yüzbaşı da diyor ki ya Salih Bey diyor telaş etmenize gerek yok yani. Arama yani falan filan. O da ne yapsın emir kulu falan. Evet. Biraz sonra anlaşıldı. O Aziz Yarbay bir uzun düdük öttürdü. Saldırın diye de komut verdi. O ana kadar bizim 3 arkadaşımız aranmış içeri girmişti. Bahçede arıyorlar. İçeri giriyoruz. Halbuki önceden koğuşla ararıp bahçeye çıkıyorduk. Bir şey tezgahlanmış belli. Onlar içeri girdi. Ben 4. kişiydim. Ellerimi kaldırdım. Tam üstüme aranca düdük öttü. Ve saldırın komutunu duyuyoruz yani kapıdan. Ondan sonra kumandan bir tekbir çekti. Tekbir dedi. Biz de Allah-u Ekber dedik. Ne oldu? Ondan sonra belli. 2,5 dakika içinde diyorum bir ara merdivene çıktım. Manzarayı göreyim diye. Orada 500 tane çocuk sıkışmış kalmış. Yol açtık. Bir kısmı kaçtı, bir kısmı işte pazarlık payı için. Tabii onlar diyorum bizim çocuklarımız. Çocuk yani. Dediniz askerler. Askerler tabii. Masum onlarla bir evet. Şeyimiz yok. Subaylar da temiz Anadolu çocukları. Ben onlara 45 dakika sohbet ettim orada. Bir tanesi ilginç bir şey söylemişti bana. Şimdi burada söylemek istemiyorum. Sonradan haber de ondan geldi. Bize saldırılacaklarına dair haberi de o verdi. Sonra Ankara'da tam böyle Kemalist tayfeden bir şey ayarlandı. 3 ay sonra bize saldırdılar. Bir öyle 20 yaralıyla çıktı. Şimdi bütün bu meseleleri toparlıyorum. Salim Mirzabeyoğlu'nun 2 dakika içinde olan şey için söylediği şu. Kitaplarında yazılı. Diyor ki batından esen rüzgarla bu cümle önemli. Batından esen rüzgarla birkaç dakika içinde neler olduğu görüldü işte. Gerisini siz anlayın diyor yani. Zeyd evet bu fotoğraf verdi. Bu fotoğraf bu şey Metris'ten çıkıyoruz. İkinci yani biz şeyde şey yaptıktan sonra 3 ay sonra bize saldırdılar. Koğuş yandı. Her şey bitti gitti falan filan. İşte o arada benim Salim Mirzabeyoğlu ile alakalı hatıralar var ya. Onları eve gönderebilmiştim. Gerisi hep orada yandı gitti yani. Bir ara yandık diye artık burada sakallarını kestiler. Yok, işkence. Burada şey oldu. Herkesi alıyorlar teker teker. Akşama sabah 5 akşam 5 ateş ettiler. İşte yaralananlar
bir kişi Sencer diye bir arkadaşımız orada şehit oldu falan. Ben çıkardım onu zaten askerlerle beraber. Hatta bazen ilk başlarda çıkaran, yani yaralıyı çıkaran arkadaşlara da ateş ediyorlar. Onları da yarıyor. Kiminin işkembe düşmüş, kiminin dizi kırılmış falan. Acayip bir durum. En son bahçeye indik. Ben şöyle bir şey düşünmüştüm. Yani kumandan önden gitsin. Ben arkadan gideyim ki ona ne yapacaklarını görebilir miyim diye. Buyurun efendim dedim. Buradan subay dedi ki yok yok dedi, önce sen gel dedi. Anladım yani, en sona onu bırakıyorlar. Bir şey olacak. Bizi götürdüler, hemen ilk iş hakaret olsun diye sakalımızı ve saçımızı kesmek. O arada kumandan yok. Yarım saat sonra geldiğinde iki kişi koltuğuna girmiş. Ayaklarını sürüye sürüye geliyor bu manzara. Ve ertesi gün Kartal'a gittik o akşam. Ertesi gün bizi kanlı elbiselerimizle mahkemeye çıkardılar. Hakim sormuyor, bu ne? Bu halinizde elbisemiz yok çünkü. Kanlı elbiselerle yani. Ya bir sorar, ne yaptılar size? Bu manzaraya bir şey demiyor. Sonra bu işte Star'ın sahibi de özür mözür diliyor da. Cem Uzan özür diledi. Yani evet. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Ama kim hesap verecekse Allah indinde onun hesabını soracağız ondan. O ayrı bir olay. Bunu da kitabının arkasına, Mustarifler kitabının 4 ciltli kitabın arkasına koymuştum bu resmi. Evet. Yani bu nedir? Unutmayın bunları. Bu Siyonistleri unutmayın demek. Yani 2000'li yılların başında bile Türkiye böyleydi. İşkence tabii. Had safhadaydı. Enteresan ve dediğimiz gibi bu insanlar katil değil, terörist değil, değil. Fikir suçlusu bir i̇şte anlamda. Şeyden sonra mesela Cumhurbaşkanı'nın hadiseyi ele almasına 2001'de zannediyorum. Orada bir şey söylendi. Biliyorlardı onu. Hani şeyde sıfır şey diyorlardı ya. Evet. Sıfır müdahale. Evet. Yani işkencelere falan. Ondan sonra arada bir olmuştur tabii falan filan, ama şimdi emniyete gittiğinizde öyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz falan filan yani. Yani dolayısıyla burada tabii bu baskın sırasında Noel Baba baskını demişler ona. Evet. O ismi kim uydurdu bilmiyorum. Kim? Onlar uydurdu. Onlar uydu. O zaman Mahmut Usta Osmanoğlu'yla bir irtibatınız oldu mu? Şimdi bir şey söyleyeyim, hiç kimsenin bilmediği bir şey. Diyorum, bunu da özel olarak konuştuğum şeyler. Belki umumi sohbetlerde konuştum bilmiyorum. Biz Metris'i işte o baskılardan kurtulmak için Canavri ile bir şeyler yapıyoruz. Arada bir isyan ediyoruz falan filan hakkımızı alabilmek için. Bir gün bir şey oldu. Gardiyanları aldık. Onlar da zaten gardiyanlar da öğrenmişti işi. Bunlar haklarını almak için bunu yapıyorlar diye. Geliyorlardı onlar da bizle beraber. Yani çayını kahvesini veriyorsun, sigarasını veriyorsun. Öğrendiler yani işte, neyse. Fakat o bir isyanda şöyle bir şey oldu. Bizim arkadaşlar kademeyi bulmuşlar. Hani çekiç, murç, keski falan filan. Orayı bulmuşlar tesadüfen. Oradan bütün malzemeyi aldı geldiler. Tabi isyan var ya, asker girdi. 2000 askeri soktular şeye. Biz öğreniyoruz idareden sonradan tabi. 2000 asker Metris'e girdi. Kumandan Salim Rızabeyoğlu emir verdi. Dedi ki kolonları kesin. Binanın kolonlarını yani. Hmm. Asker girdiğinde çökecek. Böyle bir manzara. Veya girmeyecek kolonlar kesildiği için. Kolonları keserken arkadaşlar çalışıyor. Murç falan filan girişmişler. O arada kumandan Mirzabeyoğlu beni çağırdı. Dedi ki Saadettin dedi. Hemen dedi telefon et abine. Telefon vardı içeride o zaman. Şimdi var da o zaman koğuş sistemiydi yani, daha kolaydı. Abine dedi telefon et. Efendi Hazretlerine sorsun. Metris'i yıkıyoruz ne diyor. Aynen bu. Ben hemen gittim telefonu aldım. Abimi aradım, küçük abimi. Dedim ki kumandan böyle diyor. Efendi Hazretlerine sorsun. O da bir öğle namazı mıydı, ikindi namazı mıydı bilmiyorum. Dalmış içeri. Efendi Hazretleri mihrapta. Eğilmiş kulağına demiş ki Efendi Hazretleri bizim birader, beni kastediyor yani. Telefon etti. Kumandan soruyormuş. Metris'i yıkıyoruz. Ne diyorsunuz? Efendi Hazretleri dedi ki ağırdan alsınlar. Ağır, tek kelime. Ağırdan alsınlar. Abim beni aradı. Dedi ki Efendi Hazretleri böyle dedi. Ağırdan alsınlar. Ben hemen koştum kumandanın yanına. Dedim ki efendim, Efendi Hazretlerinden böyle bir haber geldi. Ağırdan alsınlar. Hemen git dedi, durdur. Hemen git durdur. Ben de gittim arkadaşlara, dedim ki kumandan diyor ki durdur. Bırakın bu iş. Yani Metris cezaevinin yıkılmayı Mahmut Efendi mi önledi? Önledi. Ama emir dinleyen kim? Kumandan Mirzabeyoğlu. Efendi Hazretleri'ne niye soruyor? Harbi yıkacaktık diyorsun. Tabii yıkılacak, kesiyoruz yani. Siz, canını kurtaramıyorsun. Nihayetinde ölü çıktı işte bizden.
Öldürdüler yani. Adamların niyeti belli. Yani 28 Şubatçılardan zarar görmeyen Müslüman var mı Türkiye'de FETÖ'cüler hariç? Noel baskınından önce mi sonra mı oluyor bu olay? Aynı dönemde mi? Yok, daha önce. Onlar daha önce. Ondan önce siz diyorsunuz burayı yıkmaya karar verdik. Tabii şimdi onlar bize baskı yapıyorlar. Biz haklarımızı alabilmek için. Tabii doğal hakkımız yani, işte diyorum bir tuvalet yapacaksan adam yapmıyor. Çek diyor orada. Şimdi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vefatının ikinci yılı. Allah rahmet eylesin. Kendisini rahmetle analım. Siz kendisini yıkamada yer aldınız mı? Cenazesine. Evet. Evet, onun için Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü çok hayıflandı. Bana bir bakraç su bile döktürmediler diye. Hayır. Ben yıkadım. Yıkayanların içinde ben de vardım. Ondan sonra orada bulunanlar herkes, 10-15 kişi vardı. Oğulları, torunları, oradaki büyük hocalar falan. Hepsi birer seferde gusül aldırdılar Efendi Hazretlerine hortumla ve alnından öptük. Gusül aldırdık, alnından öptük. Peki kimlerin yıkayacağı, kimlerin orada görev alacağı belirleniyor mu, yoksa öyle doğal bir bir prosedür vardır. Kimin gireceği bellidir oraya. Mesela oradaki hizmet eden adam eğer hizmetiyle alakalı bir şey varsa girer, yoksa onu sokmazlar oraya. Ya Mahmut Usta Osmanoğlu'nu anlatacak olsanız iki cümleyle nasıl anlatırsınız? İki cümleyle anlatırsam, zamanın sonunda, dünya ile alakalı zamandan bahsediyorum yani, ahirete yakın bir dönem. Evet. Diyor ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten, ben dünya bir günse diyor, ben ikindiden sonra geldim. Dolayısıyla 1400 sene sonra bugün ahirinde ahirindeyiz. Yani evet. Ahir zaman değil, ahirinde ahirindeyiz. Ahir zamanda eşya ve hadiselere mührünü basan velidir. Mührünü basan velidir. Eşya ve hadiselere mührünü basan velidir. Bir de şöyle bir hususiyet var. Kınından çekilmiş kılıç gibidir vefat eden veli. Ama bunu idrak etmek kolay bir şey değil. Bir de eğer nefsine endekslersen, her türlü terbiyesizliği yaparsan İsmail Ağa'yı da böler parçalarsın. Evet. Bu şimdi şöyle, bu dergide kullandığınız, şu kapakta kullandığınız şahıs Salih Mirza Beyoğlu değil mi? Evet, üstadın bu. Büyük Doğu yayın evinin kapısı. Necip Fazıl Kısakürek tarafından çıkarılan Büyük Doğu dergisi Cağaloğlu mu oluyor? Cağaloğlu'ndaydı, evet. Ve merkezde. O zaman genç bir delikanlı. Genç tabii. Büyük Doğu'da Necip Fazıl'a üstad diyor zaten. Bu resim tarihi bir resim, önemli bir resim. Bu sayıda 2018'de galiba çıkardınız. Özel sayı olarak çıkardınız. Şimdi bu 2014'te cezaevinde çıktıktan sonra Haliç Kongre Merkezi'nde bir konuşması var. Uzun, 2 saatli aşan bir konuşma. Salih Mirza Beyoğlu'nun. Orada bir şey diyor. Diyor ki biz antemperyalizmi, sistemi, eylemi aslında soldan öğrendik. Solculardan öğrendik diyor. Yani üstad sola nasıl bakıyordu? Üstad dediğim Salih Mirza Beyoğlu. Tamam. Sola nasıl bakıyordu? Mesela Deniz Gezmişler'in asılmasına mutlu muydu? Şimdi orada da çok spekülasyon yapıldı. Salih Mirza Beyoğlu ben solculardan öğrendim diye bir şey demedi. Lakin şöyle şeyleri var yorum yaparken. Solcular kapitalizme karşı mücadele ederken bazı şeyleri korumuşlardır. Evet. Yani Müslümanların koruyamadığı şeyleri korumuşlardır. Bu başka bir şey. Bir cümleyle bu hadiseyi kapatacak bir cümle söyleyeyim. Mesela Deniz Gezmiş'in bir haline şahit olmuştur. Üniversitede. O zaman üniversitede okuyor. Evet. O gelirken diyor işte birileriyle görüştüğünü görmüş. Askerlerle. Sen devrim yapacaksın. Askerlerle aşina fişte falan filan. Ondan sonra sıtkım sıyrıldı diyor. Bir de şöyle bir şey söyledi. Bana söylediği şey bu. Mahir Çayan'ın saati bendeydi diyor. Mahir Çayan'ın saati. Mirza Beyoğlu diyor. Evet. Nasıl artık okuldan bu? Neredense bilmiyorum falan. Baktım ki diyor böyle şeylere diyor millet çok şey yapıyor. O falan filan diyor. Kaldırdım attım diyor. Yani peki şöyle PKK'ya ve Öcalan'a nasıl bakıyordu? Şimdi buradaki mesele şu. Sen menfaat, eğer sistematik bir düşünceye sahipsen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hristiyanlara karşı Yahudileri barışa davet etmedi mi? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudi sever miydi? Hayır, maslahata binaen böyle yapılıyor. Şimdi biz mesela bugün İslam devletini kursak, şeriat devletini kursak, adına Marksist devlet dememizin bir mahsuru yok ki. Önemli olan muhteva, içeri. Evet. İçerik yani. Zahire bakmayız. Batına, ondan sonra o batına da ciddi bir fikir kapasitesiyle bakmak lazım. İşte bunun da ölçüsü tasavvuftur, tarikattır. Başka türlü bu işin içinden çıkılamaz. Onun için Büyük Doğu İptah tamamen ehli tarik. Nakşibendi mesela diyor ki, kumandanın şeyidir, Nakşi sırrıdır kavga. Bizim kavgamız Nakşi sırrıyla alakalı. Fakat bunu anlayabilmek için eserlere bakmak lazım. Adam iki tane kitap okumamış.
Yani şu konuşuyor. Mesela Şeyhimiz Durgun ve Sedat Yenigün'ün PKK tarzı bir İslamcı silahlı örgüt kuralım fikri olduğu söyleniyor ve İbdal buna mesela... Tabii Nokta Dergisi'ne mesela şeriat için silahlı mücadele başlığı atıldı. Şimdi orada kumandana soruyorlar, röportaj yapanlar. Silahlı mücadele mi düşünüyorsunuz? O da diyor ki bize karşı silah kullanılacak mı? Mevzu bitti. Yani sen kim olursan ol, sana karşı silah kullanılıyorsa sen kullanmasan enayisin. Bu başka bir şey. Bir de içinde bulunduğun sistemi iyi tahlil ettiğin için kendi sistematik düşüncenle işin içine girersin. Eğer diyorum hareket için doğru düşünce sizde yoksa ister silahla hareket edin ister silahsız. Hiçbir işe yaramaz ki. Önemli olan senin doğru düşüncen ve bu Kur'an ve sünnete uygun olacak. İbdacılar cuma namazı kılıyor mu? Vallahi ben hayatımda cuma namazı kaçırmadım. Hasta olmadım müddetçe. Türkiye'yi kılan uzman... kılar, kılmayan kılmaz. Beni ilgilenmez. Yok şunun için sordum. Yok, mesela Mirza Beyoğlu mesela özgür olduğu zaman kılıyor muydu? Yok, Salim Rıza Bey'in hali başka. O zaten yaşantısı itibariyle evinden çıkmıyor yani. O başka bir şey. Orayı ayrı değerlendirmek lazım ama cumaya gittin gitmedin meselesi yok. Ben cumaya gidiyorum, bana gitme diyemez mi? Der. Öyle bir şey yok. O ayrı bir fasıl. Evet. Orayı karıştırmamak lazım. Ve mesela Türkiye Darül Harp mı, Darül İslam mı? Şimdi bunu bana sorduklarında ilk defa dedim ki vallahi ne Darül Harp ne Darül İslam. Nedir peki dediler? Darül Riddettir herhalde dedim. Reddedilmiş topraklar gibi görünüyor. Bazıları da mürtet diyor. Evet. Yani Allah'ın emirleri geçerli evet. Değil çünkü. Ama burada maslahat mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri işte bizim ölçümüz o büyük dayıpta ondan süzülmüştür diyorsa İmam-ı Rabbani Hazretleri ne yaptı? Zamanın meleki Şii dinleri birleştirmeye kalkıyor. Evet. Hadi beyler kalkalım silahlı mücadele demedi ki. Uğraştı, etti tasarruf ile bitirdi işi. Evet. Son olarak şunu merak ediyorum. Saadettin Usta Osmanoğlu hiç İsmaila cemaatine lider olmak istedi mi? Şimdi Allah'a şahit tutarak söylüyorum. İsmaila cemaatinde posta, postun bir kenarına değil. Evet. Postun bir hani şu kadar kenarı da benim olsun değil. Postun bir kılına talip olduysam Allah belamı versin. Ve bunu Türkiye'de belki de bu işlerin içinde anlayan bir kişi çıktı. O da solcu. Tayfun Atay. Solcu. Ona soruyor birisi. YouTube'da var. Hani üstadın bir sözü var. Hüseyin Üzmez'le alakalı rahmetli. Evet. Diyor ki ey millet ayağa kalkın. Dedik bir kişi kalktı o da amuda kalktı diyor. Gitti şeyi vurdu ya. Evet. Şimdi bu da tersinden böyle bir misal. Tayfun Atay'a soruyor. Diyor ki ya Saadettin Usta Osmanoğlu'nun burada konumu ne? Yani onun da posta gözü var mı? Yok yok diyor. Onların öyle bir derdi yok diyor. Bunlar diyor İsmail Han'ın komiseri gibidir diyor. Bir yanlış gördüler mi müdahale ederler. Bitti. Evet biz oyuz. Yani buna tabii iyi niyetle müdahale. Yoksa bizim gücümüz kuvvetimiz var. Onu da korkutursun. Herkes yapar yani. Mafya yapıyor bunu. Herkes yapar. Eğer bir Müslümanı korkutmak için ortadaysan Allah senin belanı verir. Düşmanı korkut. Evet. Şimdi bazen oluyor mesela adam mafya dönüyor şalvar cübbe giyiyor falan filan bu sefer cemaati korkutuyor. Mübarek adam sen, yani buraya niye geldin sen ya? Allah korkusu başta olması lazım ve yalan söylemeyeceksin. Evet. Yalan üzerine dünya kurulmaz yani. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eksik olmayın. Ediyorum. Var olun. Bence keyifli bir verimli program oldu. İnşallah böyle olmuştur. Eksik olmayın. Sevgili izleyenler aslında suallerimi pek çoğunda soramadım. Malzemelerimi de kullanamadım. Ama sağlık olsun yine Saadettin Usta Osmanoğlu ilerleyen bir süreçte yine misafirimizi ederiz diye umut ediyorum. İbdai'yi biraz anlamaya çalıştık. İsmail Ağa'yı biraz konuşmaya, Mahmud Efendi'yi konuşmaya çalıştık. Vefat yıl dönümü çünkü Haziran ayıydı onun da ikinci yılı. Bana göre dediğim gibi sessizce devrimleri deviren adamdır Mahmud Usta Osmanoğlu. Kılık kıyafet dayatması, şapka için bu ülkede insan hastalar. Ama o gönülleri fethederek milyonlara sünnet olan sarığı görünür şekilde giydirmeyi başardı. Tesettürü farklı şekilde görünür hale getirdi. Yazılı harf devrimi yaptılar, elifbayı yasakladılar. O medrese açarak bence o devrimi de devirdi önemli ölçüde. Büyük çığır açtı. Allah rahmet eylesin. Bunu da belirtmek lazım. Salih Mirza Beyoğlu'nun da vefat yıldönümü geçtiğimiz birkaç hafta önce. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bedel ödediler gerçekten. Türkiye kolay bugünlere gelmedi. Onları konuşmaya çalıştık. Saadettin Usta Osmanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir Kırmızı Masa'da buluşmak umuduyla. Allah'a ısmarladık.